محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصارى ما <applause> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hassantukum bil hayyil qayyum illezi la mut ebeda ve defa'atu an kumus su ve bi kuvvete illa billahi'l-ani'l-azim zaman da beter dönemini yaşıyoruz. Her gün İslam'a, Müslümanlara zarar veren haberler duyuyoruz. Bunlar da bizi tabi mahzun ediyor. Müslümanların sayısı artmakla beraber nüfuzları ve etkileri azalıyor. Çünkü Müslümanlar kendi içinden bozuluyor. Müslümanlar el sünnet muhafazası ve müdafasına gayret etmediğinden Allah Teala imkanlarımızı elimizden alıyor. Ve birbirleriyle uğraştığından gücümüz aramızda tükeniyor. Bundan da muhalifler tabii seviniyor, fırsat oluyor. Şiası, Vehhabisi, Selefisi vesairesi. Herkes cirit atıyor. İslamiyet'in hükümlerini söylemek, helal haram hususlarına girmek maalesef suç oluyor. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovuluyor. Tabii şimdi dönem ilahiyattaki tarihselcilerin yani Kur'an'ın sünnetin bazı hükümlerinin dönemi vakti geçmiştir. Yeni bir şeyler çıkartmak lazım diyenlerin vakti. Allah Teala fırsatlarını iptal eylesin. Amin. Amin. Çok tehlike bunlar. İhsan Çen Hoca, Hoca Efendi çok uğraşıyor bunlarla. Onun için de onunla uğraştılar biliyorsunuz. E çünkü akademisyen olarak onlarla uğraştı, cevaplar verdi, kitaplar yazdı, reddiyeler yaptı. Biz de dergide o reddiyeleri e, bölümler halinde size yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü hoşaf soğutma zamanı değil, hakkı söylemek zamanıdır. Doğruyu söylemek zamanıdır. Bu adamlara göre işte feracülü memraten Bakara suresinin ayetinde şahit tutma meselesinde bir erkek iki kadın ayeti bu adamlara göre lizzekeri bistuhazzalim işte erkek ee, iki dişinin nasibi kadar mirastan alır ayeti. Bunlar hep Kur'an. Fakat işte Mehmet Görmez'in hocası Sait Hatipoğlu'nun dediği gibi bu zamanda bu ayetleri bu millete anlatabilir misin diyor. Anlatamazsan, kabul ettiremezsen ne yapmak lazım? Din bize uymazsa dini bize uydururuz. Dini değiştirmek lazım. E bizim gavurlara şirin görünmek Veyahut inanmayan adamı zorla inandırmak diye bir şeyimiz, vazifemiz yok ki zaten. Doğruyu anlatırız, isteyen inanır, isteyen inanmaz ama öyle değil. Bunlar zannediyorlar ki İslam'ı millete iyi gösterelim. i̇yi göstermek için de ne yapalım? Bu ayetlerde uymuyor, ayetleri değiştirelim. De. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam kıssası Kur'an-ı Azimüşşan'da e, hemen hemen iki sayfadır yani. Kehf suresinde, Kur'an'ın tam ortası 15. yüzyıl İki sayfadır yani. İki sayfalık ayetin ilahi Güler ne diyor? Bunu akıl erer mi diyor? Bunu çıkaralım Kur'an'dan. Ama bu adama hiçbir şey diyen yok. Mesela. Yani bu adamlar dinin bütün hükümlerini helal, haram, şu bu. Bu ne var ya? Bunlar değiştirmek lazım diyor. Adam diyor ki Kur'an diyor Araplara geldi. O günkü toplumu bağlar bizi. Bağlamaz diyor. Bunu ilahiyatçı söylüyor. İşine gelen alırsın, işine gelen atarsın diyor. Bütün ilahiyatçılar. Çoğu şu anda bu kafaya doğru gidiyor. Bunlara tarihselci deniyor. Bu tarihselcilik nedir? Daha bir şeyden haberiniz yok tabii sizin de benim gibi. Ayakta uyutulmuşuz yani. Şu anda dava bu. Adam diyor ki Kur'an'da diyor kutub var mı diyor. Niye diyor? Deve var diyor. Çünkü diyor Arabistan'da deve var da onun için diyor. Kur'an'da niye kutubayısı yok diyor. O zaman demek istiyor ki bizim burada da deve yok bu ayetler deve ile yaşayan topluma diyor. Kur'an'da senin gibi hınzırlar var ama ve lehmel hınziri ve ma ühle bil hınzırlar var. Merak etme. Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'de ne yok ya? Hepsine temas ediyor. Ve yehluku ma la daha bilmeyeceğiniz neler yaratacağım size, daha bilmediğiniz neler yaratacağım diyor. Bu atı söylüyor, katırı söylüyor daha bilmediğiniz neler yaratacağım diyor Nahl suresinde. Ama bunlar Kur'an şu anda hükümsüzdür. Efendim ya hadisi geçtik. Kur'an'dan bahsediyoruz. Çünkü neden? Yavaş yavaş uyutulduk. Tasavvuf lazım değil, durmadı. Mezhep lazım değil, durmadı. Hadis lazım değil, durmadı. Sıra geldi Kur'an'a. Ben size diyordum da siz hala işi büyütüyor diyordunuz. Ama gelinen birkaç senede gördünüz ki şimdi ekranlarda konuşan adamlar o Mustafa Öztürkler, şunlar bunlar efendim tamamen reformist ve tarihselci adamlar. Allah'tan şu Mehmet Görmez'den kurtulduk. Onu da millete anlatamadık yani. Ne kadar hadis inkarcısı olduğunu, şey oldu, tarihselci olduğunu onu da anlatamadık. Hala işte şimdi geçen gün röportaj varmış yine işte benim hakkımda falan. Benim de lafımı söylüyor. İşte tarikatlar hakkında o hakkında koş. E ne geziyordun tarikatları, ne mavi boncuk dağıtıyordun? İsmail Ağa'ya e geldin bir konuşma yaptın. Duysalar millet şaşırır yani. Bu kadar tarikatları gezdin. O benim anlattığım görüşler Mahmud Efendi Hazretleri'nin görüşü değil mi? Ben ondan duymadım mı kulağımdan sohbette? Bana sır vermedi ki onu. Bütün millete cemaata söyledi. Onun reddettiği görüşleri söylüyorum. Ne geliyordun ziyarete, ne gittin? Senin hocan şeyhim dediğin Mehmet Emine Roca rahmetullahi aleyh Evliya Allah'ın büyüklerinden mübarek adam yani Efendi Hazretlerinden 20 yaş büyüktü yani. Yine de mürit gibi gelirdi giderdi Mahmut Efendi. Sen şimdi bu zatların görüşleri bunlar. Madem öyle alenen deseydin ki ben bunları reddediyorum. Bunlar yanlış adam deseydi. Niye? Herkese mavi boncuk dağıtıyordun. Yani düşmanın da merti lazım. Anladın mı? Dostun da akıllısı lazım. Düşmanda merti lazım. Takıya yaparak herkes her yerde bakıyorsun. Bu dini cemaatler falan şu anda şey bakıyorsun. Partiye dönmüş. Nasıl ki siyasi partiler kavga ederler ederler sonra seçimde ittifak ederler. Edebilirler. Çünkü o siyasettir. Siyasete benim aklımın ermesi gerekmiyor ki. Herkes işine göre hareket eder. Ama dini geçinenler, Niye bir oğunlan bir oğunla, bir de bakıyorsun zıttına giden adamdan sonra onun yanında gözükür, sonra onun aleyhine konuşur falan. Ha, O zaman e, dinin hükümleri değişmediğine göre, akaid değişmediğine göre, zaruriyatı diniye değişmediğine göre, demek ki bunlar düşündüklerini konuşmuyorlar, konuştukları gibi düşünmüyorlar. Herkesin bir planı projesi var. Herkes bir dertte. Halbuki derdimiz ne olmalı? Dinimiz, Kur'an'ımız, sünnetimiz, ehli sünnetimiz olmalı. Üst kimlik ehli sünnettir alttaki cemaat taassuplarından bize ne biz? Öyle mi gördük Efendi Hazretlerinden yani? Bütün cemaatlerle görüşürdü, derdi. Onun derdi, birine Kur'an öğretelim, birine işte tesettüre sokalım, birini haramdan kurtaralım. Onun derdi o. Ama maalesef o dert üzerinde gidilmiyor. Onun için de zafiyetimiz günden güne artıyor. Üç öküz hikayeti gibi tek 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 herkesten bu şekilde efendim uğraşılmak suretiyle ya sahabeyin kafir diyen adama bir şey söyledik. Herkes bizim aleyhimize döndü. Çünkü Şia etkisi var. Şia'yı memnun etti o laflar. O tarafı tuttular. E şimdi arka planda ne var? Hiç göründüğü gibi değil yani. Hiç sizin gördüğünüz gibi değil hiçbir şey. Allah size de bana da hakikati göstersin. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidi Muhammed ve Muhammed. Mübarek cuma gecesi hürmetine. Allahümme, Allahümme erinel hakka hata, hakka ve erzukne ah, ah, ve erinel batıle, batıle, batıla batıla, batıla ve erzukne ah. Ya Rabbi hakkı hak olarak göster ona uymayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak göster ondan sakınmayı nasip eyle. Allah'ım kurban olduğum en Müslüman dediğimiz adam belki de zındık çıkıyor. Hakkı hak göster, içlerini göster, meselelerin hakikatini, mahiyetini, iç yüzünü göster. Amin. Bizi ya bu saptırmak isteyenlerin peşine uydurma, onlara destek verdirme bize ya Rabbel Amin. Alem. Allah'ım ya Rabbi. Çok kandırıldık, çok uyutulduk, uyuşturulduk, mahvolduk İslam ümmeti olarak. Perişan olduk. Ne malımız, ne canımız, ne ırzımız, ne vatanlarımız kaldı. Bütün İslam ümmeti tarumar oldu kurban olduğum bizi uyandır ya Rabbi. Amin. Gaflet uykusundan ikaz eyle ya Rabbi. El üstet alimlerin merkezinde istima etmek nasip eyle ya Rabbi. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ashabih. İhsan Hoca tam el üstet adam. Tam el üstet adam. Bak, herkese tam el üstet diyebiliyor muyum? Diyemiyorum ya. Diyemiyorum. Adamda bakışta arıza çıkıyor. Ama şunu da bilesiniz ki benim reddiyelerim şahsi ve nefsi değildir. Nefsi gıcıklığımdan, rakibim olduğundan haşa değildir. Ben Allah için reddiyeler yapıyorum. Ama bir adama reddiye yapıyorsam onun hangi görüşüne reddiye yaptığımı da söylüyorum değil mi? Evet. Bu adam bozuktur diye atıyor muyum ortaya bir şey? Evet. Bu adamı dinlemeyin derken delilsiz bir laf atıyor muyum ortaya? Evet. Ne diyorum? Evet. Mevzu şu, ama o mevzunun dışındaki diğer bütün görüşlerine reddiye yaptığım anlamına gelir mi? Gelmez. Gelmez. Ama sıkıntı varsa konuşmasına güvenilmez, kitabına güvenilmez, itikadi noktada sıkıntı varsa o zaman onu dinlemeyin, tavsiye etmiyorum dinlemeyi. Öyle mi? E ben şimdi diyorsam ki Allah gökte değil aşağı. Bu ehl-i sünnet itikadımızdır. Biz diyoruz ki maturidi ve eşari ehl-i sünnetin ana omurgasıdır, ehl-i bidat değildir. Bunlar bu reddiyeler yapılacak, yapılmalı. Ama ben bunları planlayıp da birilerinin insanları linç etmesi için öyle bir niyetle yaptım mı? Hayır, hayır. He? Hayır. Öyle bir şey seziyor musunuz yani? Hayır, hayır. Ben zaten birkaç senelerdir söylüyorum. Hapishane mektuplarında bile bu konu var. Rabıta şirk meselesinden, tevessül, yüzü suyu hürmetine meselesinden. Hapishane kaç sene? 2012. Ta 2012'de mektuplarım da var yani. Reddiyeler millete okundu burada da mektuplarım çıktı basıldı. Ha, o zaman Allah gökte meselesi e, belirmediğinden ben de yani rabıtaya inanmak, tasavvufun kaidelerine inanmak, iman şartlarından olmadığından hani şimdi insanlara öyle bir şey tavsiye etmiştim yani dinlemeyin diyemiyorum şu an. Ama şu anda kitap çıkan ne yaptım? Bir parantez açtım. İtalik yazıyla çünkü o mektupta o yoktu. Dedim ki sonradan çıkan e, durumlar e, tabi bu maturi deşarı işi daha yeni çıktı yani duydum ben. Ondan evvel bu Allah gökteş çıktı. Bundan dolayı e burada el üstünde muhalefet var. Sakınmak icap eder diye yazdım paranteze. Ben bunu Allah için yaptım. Kimsenin nefsani gıcığım yok. Ama şimdi oradan biri bir şey dedi. Buradan bir şey dedi. Herkes adamın üstüne çullandı Bizim burada bir payımız yok yani. Bizim kimseye bu hususta tahrikimiz teşvikimiz yok. Bizim reddiyelerimiz neyle sınırlı? Ehli sünnet itikadi konularıyla sınırlı. Anlatabildim mi? Evet. He? Yani bizim reddiyelerimiz iyi niyetle bu işler düzelsin diye. Ben hatta geçen bir sohbetimde yine televizyon yayınında demedim mi ki bu Allah kökte meselesini geri çekin bu siteden, bu fetvayı. Bunu geri çekin yani. Bu olmaz ehl Sünnet'e göre. Hani bunu yaparsanız bir sorun yok şeklinde bir beyanım da oldu. Fakat tabi bilmiyorum çekildi çekilmedi. Ondan sonra bu matürü de işareti çıktı. Ama Allah şahidim olsun benim efendim bu itikadi hassasiyetin dışında kimsenin efendim şahsi cemaati güçlenmiş olması, vakfı derneği imkanları Efendim adamları sevenleri hiç benim sorunumda değil, umurumda da değil, rakibimde yok. Ben burada nefis için bir şey düşünmüyorum yani. Allah'ım şahit tutuyorum. Allah'ım şahit tutuyorum. Ama şimdi olaylar ne oldu? Üst üste birbirine girdi. E, tabii her yerden bir sesler çıktı. Bunu bu konularda benim dahlim ve şeyim yok ve böyle şeylerde de efendim. Çünkü fetvalar var. Fetvalarda efendim uyan var, uymayan var. Katıldığım var, katılmadığım var. Onlar şeydir. Ama benim e, esas noktam nere? Ehli sünnet itikad. Çünkü adam Adem Hasan babası var diyor. Bir şey diyen yok. Kader yok diyor. Bir şey diyen yok. Kur'an'dan şu çıkılmak sen diyor. ilahiyatta hocalığa devam ediyor. Bir şey diyen yok. Yani şimdi bunları gördüğün zaman bu öbür durumlar ehven kalıyor tabii. Ehven kalıyor ama biz yine de reddiyelerimizi yapmak zorundayız. Yani reddiyeleri yaptık. Tamam. Mevzuyu anlattık mı size? Anlattık. Tabii bizim sohbetlerimizde bu gençliğimize kalmıştır. Artık bir ilim olarak bunları muhakeme ederler efendim. E, ehl-i sünnet itikadı üzere, hak in inanç üzere sebat ederler inşallah. Allah'ım kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Amin. Ama bununla beraber benim yani insanların şahsi e, davaları hakkında bir mücadelem yok. Hiç kimseye de kim ve nefret tutmuyorum. Ancak ehl-i sünnet müdafasında bir hassaslığım var. Ama tabii insanların hassaslığı ehl sünnet derdi değil. Umumi efkarda, itikadi konularda benim yaptığım reddiye konularda bir reddiye yapan var mı? Yok. Onlar reddiyeleri ne? Başka konularda. Ha şimdi başka konularda olunca ben o başka konularda yokum yani. Ama sen şimdi kadınlar işte dayak yiyorlarsa şükretsinler mesela. Bu yoruma katılmam. Yoruma katılmıyorum yani. Niye şükredecek ya? Dayak yiyen niye şükretsin mesela? Şükretmez. Ee, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni, ne adı bu nisa? Ben kadınlara el kaldırmam buyuruyor. Bu hadis-i şeriftir mesela. Kıyarukum kıyarukum li nisaim. Sizin en hayırlınız eşlerine en hayırlı davrananınızdır hanımlarına. Hanımına yani. Herkesin hanımı var. Hadis-i şerif bunları beyan ediyor. Ondan sonra çok kişiler eşlerini dövmüşler, sonra buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, sabaha kadar benim evimin etrafına şu kadar kadın, caz, işte sahabiyat annelerimiz eşlerinin dayağından şikayet et etmek üzere bana geldiler, müracaat ettiler. Leşe ula bi hıyarikum, ben hanımıma tokat atmadım, elimi kaldırmadım, eşlerini dövenler asla sizin hayırlılarınız olamaz buyuruyor. Hayırlılarınız olamaz. Dolayısıyla, e, tabii ki bu İslam'ın teşvik ettiği, vurun dediği bir şey olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben yapmıyorum demekle, dövmemenin ne olduğunu anlaşılıyor? Bir defa sünnet olduğu anlaşılıyor kafadan. Eşine dayak atmamanın sünnet olduğu anlaşılıyor bir defa. He, bunu yapmamak lazım. Ben Allah için, yani hepinize dereceniz, yani, beni bütün dinleyenlere, Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Sinirlendiniz evden çıkın gidin. Biraz dolaşın, hava alın. Ondan sonra erkek deşarj olmak için, rahatlamak için hanımını dö dövebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Git duvarı döv. Dizini döv. Kafana vur. Ondan sonra efendim, dışarıda bir hava al. Gezin gel. Sinirim geçmedi gelme. Nerede yatacağım? Git ananın evine. Kadını anasının evine gönderen adam şerefsizdir. Kadın mahremimiz, avretimiz, kadına sen çık bu evden deyip de gönderen bir de kilidin anahtarını da değiştiriyor. Kadın eve gelemesin diye. Nereye gidecek bu kadın? Nereye gidecek? Sen erkek adamsın. Sen her yerde yatarsın, gezersin, dolaşırsın. Kadın evden atılmaz. Sen git. Sen gidebilirsin. İstersen iki ay gelmiyorsan da neyse kanımını aç susuz bırakma da kadını rahat bırak. Ama sen git ananın evine dediğin zaman o kadın anasının evine sığışamaz. Tamam mı? Evlenmiş artık. Çoluğa çocuğa evlenmiş karıştıran sonra böyle. Herkesin anası babası da kızını da kabul etmiyor. Git kocandan anlaş yer Kadın kalır ortada. Nereye gidecek bu kadın? Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Sinirlendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız Efendim e, yatın, yok efendim olmadı gidin abdest alın. Su çünkü gazap ateş yapar, hararet yapar sinir. E, su ateşi söndürür. Abdest alırsanız, bir de serin suyla alırsanız siniriniz yatışır. Yani sinirinizi geçirecek, kadına olsun, erkeğe olsun, ne yapmamak için? Kavga gürültü yapmamak için bu tedbirler sünnette tavsiye ediliyor. Kızdığınız zaman çakın bir tane diye bir hadis-i şerif var mı ya? Öyle bir şey yok. Onun için yorumlara katılmıyorum. İşte efendim usul, üslup, tarz, konuşma şekli bunlar ayrı şeyler. Ama e şimdi bazılarında derdi bu değil. Bizim derdimiz üzüm yemek. Bazılarında derdi ne? Bağcıyı dövmek. Bunları birbirinden siz ayıracak durumdasınız herhalde. Efendim, ama ben e, bu hususta diğer beni dinleyenlere de e, beyan ediyorum ki asla bu fakirin felanca devrilsin, felanca için. Şey, çünkü biri de tweet atıyor hocanın biri. Vay bundan medet umanlara veil olsun. Bir hoca efendi de eli sünnet bir hoca. O da ne demek istedi anlamadım. Bundan biz medet ummayız. Böyle şeylerden medet ummayız. Bir öl... Ölsün diye yapılan var, bir olsun diye yapılan var. Öyle mi? Necip Fazıl Üstad rahmetullahi aleyh, Erbakan hocayla rahmetullahi aleyh bazı araları bozuldu oldu. yani Erbakan hoca zaten alttan alan, çok üstün ahlaklı bir insandı. Necip Fazıl Usta bazen sinirlenir. Efendim söyler, sayar. Kalemi zaten adamı mahveder, bitirir. Değil mi kalem? Kalem şör. Ama şimdi Başladığı zaman başka taraf onun aleyhine konuşma. Karşıdan solcular, molcular. Bindirdiği zaman Erbakan'ın aleyhine hocanın. o ya hoppala. Dedikse bu kadar demedik. O zaman şu hikaye <laughs> anlatıyor yani. İşte bir harpte bir Alman general, Alman devletinin ordusunun aleyhine konuşunca orada aynı şeydeler işte herhalde. Cihan Harbi mi nedir? Avusturyalı bir general de daha varmış. O da başlamış bundan cesaret alarak Almanya'nın aleyne atma. Bu da gelmiş buna bir çakmış. E sen de söylüyorsun demiş. Alman aleyhine, işte Alman ordusunun aleyhine ancak Alman generali konuşur. Sana ne oluyor demiş. Şimdi sen ölsün diye yapıyorsun, ben olsun diye yapıyorum. Fark var. Yani bir iki nokta ö, o ama çok fark var. Çok fark var. Bir iş düzelsin. Eğer itikadı sabitlensin. Bu yanlış inançlar yayılmasın niyetiyle konuşmak var. Bir de İslam'ın bütün değerlerini hedef alarak ayetlerde, hadislerde geçen meselelere saldırmak var. Ha bunları birbirinden siz ayırıyorsunuz. Benim de bu noktada niyetimin olsun diye iyi niyetle olduğunu anlıyorsunuz. Konuşma üslubumdan da. Ama şimdi bir şey özelde yapılsa ben özelde cevap veririm. Ama genelde yapılıyor, yani videolar aracılığıyla çoğaltılıyor, dağıtılıyorsa biz de mecburen cevabı nasıl veriyoruz? Toplumsal olarak vermek durumundayız. Çünkü adam gizli konuşmamış ki bunu. Bundan dolayı da yayılıyor. E yayılıyor ama tabii ki bizikril münkerat, tenteşirul münkerat. Yanlış şeyleri de andığın zaman da yanlışlar da yayılıyor. Kötü örnekler de teşkil ediyor. Şimdi bizde de öyle bir adamlar var ki e, dinliyor bu sefer bir de ona tarafı dinleyeyim diyor, bir de o tarafı dinliyor, kaşınıyor. E, kaşınınca aşınıyor. Bir oraya bir buraya zıplarken, şerit değiştireyim derken kaza yapıyor. Ondan sonra bakıyorsun Vehhabi oluyor, Selefi oluyor, mezhepsiz oluyor. Şu anda bizim, e, eskiden bizi dinleyip de şu anda bana düşman olan yok mu? Var. E Niye? E bir de mezhepsizleri dinledi, bir de selefileri dinledi, bir de vahabileri dinledi, bir de şiileri dinliyor. Aa benim kafam karıştı. E biz sana demedik mi karışık kafan? Feselü ele zikrin kutum la Bilmiyorsanız zikir eline, ilim eline sorun buyuruyor. Eli Sünnet'in, Cumhur'un ittifak ettiği görüşler. Benim söylediğim görüşler, kaynakları var. Bu adamların ortaya attığı görüşleri, bir ehli Sünnet aliminden kaynak işte bakalım. Ben bir şey diyorsam al sana İmam Gazali diyorum. Al sana İmam Rabbani diyorum. Al sana işte ben İmam Maturidi diyorum. E ben sana kaynaklar dolduruyorum. Bu kadar kitap yazıyorum. Canım çıkıyor sırf kaynak bulma. E kaynaklar yazıyorum sana. O adam internetten bir şey konuşuyor. Kaynağınız nerede diye sorsana. Kaynağı işken i Kübra. E onun için farkımız var. İlmi konuşmayla, ilmi yazıyla, Tabii konuşmada her şeyin kaynağı söylenmez. Ben şimdi burada akışlı bir konuşma yap yapmak durumundayım. Yoksa beni dinler misiniz? 5 dakika sonra esnemeye başlarsınız, 20 dakika sonra uyumaya başlarsınız, 30 dakika sonra da çıkmaya başlarsınız. Ben şimdi burada bir şey konuşuyorum. Kaynak Buhari, Ebbu's Salat, rakam 366. dersem ne yaparsınız? Dinleyen kalmaz. Ama kitaplarım öyle mi? Dergideki yazılarım öyle mi? Nasıl? Siz üstüne bakıyorsunuz, altına baktığınız yok herhalde. Çünkü altına bakmanız gerekmiyor. Siz güveniyorsunuz. Tamam. Ama bu kadar adama, topluma yazıyorum ben bunu. Onlar da altındaki kaynağa baksın bakalım. Yanlış mı yazmışım? Bu kadar hoca var memlekette. Yanlış mı? Ha, o zaman bir kimse çıkıp da bu kaynakta bu yok dediği zaman ben şey olurum, madarı olurum ama sen şimdi çıkıp atıyorsun. Muaviye radıyallahu anh'ın vahiy hiçbir kaynakta yok. E ben sana çıkarıyorum, al sana kaynak. bu e sefer ne oluyorsun? Susmak zorunda kalıyorsun. Çünkü ben kaynaklı yazmışım. Sen burada neye dayanarak konuşuyorsun? Duvara dayanarak, koltuğa dayanarak konuşuyorsun. O zaman olmuyor. İlim ehli olmayan ilmi işlere karışıyor. Fıkıh ehli olmayan fetva vermeye karışıyor. Tefsirden haberi yok, ayete mana vermeye kalkıyor. Hadis kaynaklarından haberi yok, Husûl-i hadisten haberi yok, mu hadisten haberi yok. Zayıf hadisten amel edilmez diyor. Zayıf hadis faziletli ameller, namaz, oruç ve zikirlerde bütün muhaddislerin ittifakıyla İmam-ı Nevevi de bütün muhaddislerin ittifakıyla faziletli amellerde zayıf hadisle amel caizdir. Ve müstehaptır. Ama adam zayıf olan sahihin farkını bile bilmiyor. Ya daha bu hadis sahih değil derse muhaddisler sahih değil demek, uydurma demek değildir. Çünkü sahih değilse altında hasen derecesi var. Onun altında işte diyelim garip var, münker var. İşte onlar bir ekserisi zayıf hadisin kısımları da diye de geç. Ondan sonra üstünde mütematir var, altında zayıf var. Bunların hepsi hadis olduğu sabit olanlar. Ama şimdi Türkçede ne oluyor? Bu sahih değil. Bu sahih değil ne demek zannediliyor? Uydurma zannediliyor. Halbuki hiçbir hadis kitabında sahih değil demek uydurma demek anlamına Gelmiyor. Çünkü Bukhari'nin bir sahih Bukhari'si var. Bildiğimiz meşhur. E bir de Ettarihul Kebir diye dokuz ciltlik bir kitabı var. Bukhari'nin. Bukhari'nin El Edebül Müfret diye tek ciltlik bir eseri var. Daha da dolu var da kimisi kayıp. Şimdi Bukhari sahih aldı. Bunlara sahih demiyor. Tabi sahihten de orada geçen var. Sahih demiyor. Ama bu hadis-i şerifleri biz nakledebiliyor muyuz? Buhari şu kitabında diyoruz. Bu hadisi zikretmiş. E Buhari de o zaman 4000 tane diyelim mükerrere çıkarırsan hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 4000 tane mi sahih hadisi var? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4000 şey mi konuşmuş? Biz şurada üç günde 4000 konuşuyoruz. 23 sene bu devamlı anlatmış. E şimdi dolayısıyla sahih değil demek, uydurma demek değildir. O bir şeydir, şartlar var. O şartları arıyor. İşte arada bir ravide kopukluk olsa, o ravi bir alimden rivayet etmiş ama onun hali hakkında bir bilgi yok. Anladın mı? Yani kitaplar arıyorsun, inceliyorsun. Bu zat bu zattan duydum diyor. Fakat o zat nasıl biriydi acaba? Bir bilgi yoksa onun hakkında bilgi olmadığından meçhul oluyor. Meçhul meçhul olunca o da buna diyor ki işte madem buradaki ravilerin birinin tanınmıyor yani insanlar ama o zat o zattan öğrendim diyor gittim diyor. Onun hakkında bilgi alamayınca hani bunu sahite koymayalım diyor. Diğer öbür kitabına koyuyor. Anladın mı bilmiyorum yani. Ama şu anda sen internet işleriyle bu işi nasıl çözeceksin? Google'la, internetten, YouTube'dan şeyle oyuncak mı bu Allah'ın dini yani? Kalkıyorsun sahih değil deyince uydurma diye karar verip gidiyorsun. E hiçbir ilmin yokken nasıl konuşuyorsun? Onun için biz şimdi kaynakla, delille ehl Sünnet'in cumhuruna göre sevad ı Azam en büyük kalabalık şu anda dünya Müslümanlarında Maturide Eşhanil Şii'nin bunun yanında ne hükmü var? Vehhabi'nin, Selefi'nin ne hükmü var? Misal. Biz onun için sevad ı Azam'ı takip edelim ama kaynak vereceksin. Ben dün gece rüyada gördüğümden din olmaz. Helal haram sabit olmaz. Üç deyitlerimiz fıkıhlarımızı hazırladı. Her şey önümüzde kurtarılmış. Tefsirler, müfessirler yazdılar. Hadis-i muhaddisler beyan ettiler. Şu anda sadece okumak kaldı. Okuyup amel etmek kaldı. Yeni bir şey çözmek, çözmeye hacet yok. Ama evvelce olmayan yeni bir konu çıktı. Ha o zaman onu ne yaparsın? Kıyas yaparsın. Çünkü start edilmiş meseleler belli. Onlardan hangisine uygun düşüyor onu kıyas yapar. Onda kim yapar? E bu zamandaki fukaha yapar. Çünkü yeni bir konu. Yeni bir konu çıkınca değil mi? E bakıyorsun efendim bir sistem çıkmış ticarette şurada burada insanlar fetva soruyorlar. E burada da şimdi geçmişte de bunun adı yok sanı yok çünkü yeni teknolojiler gelişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle de Efendim yeni fetvalar soruluyor tabii ki. Bu kullanılır mı? Bu şekil işte para transferi yapılıyor veya da alışveriş yapılıyor. Bu caiz midir, değil midir falan. Ya bunlar mecburen şu andaki hoca efendiler fıkıhla iştigal eden iktisat sahibi fukaha bu anda da var. Şafii'nin de var. Ama sorunumuz şu birleşememek. Birlik hareket edememek, herkes kendi başına hareket etmek bu büyük bir sorun e, ehli sünnet cemaatler arasında bir ittihat bir birlik, bir ehli sünnet müdafasında üst birlik, bir fetvalarda fıkıhta mesela bir birlik lazım geliyor. E, aksi takdirde de meydan boş. Bu sefer meydan efendim Mustafa Üstüklere kalıyor. Efendim Caner Taslamana kalıyor. Yani Arapça bilmeyen, Kur'an'ı yüzünden okuyamayan, hadise bir mana veremeyecek kadar yani. Hiçbir şerhe baksa bir şey anlayamaz. E böylece ehliyetsiz, liyakatsız insanlara kalıyor. Vesselam. Benim zaten diplomam yok, toplamam yok. Değil mi? Altımda ilahiyatçı yazar yazmıyor. Alt yazıda böyle ilahiyatçı yazar yazsaydı lafın dinleniyor şimdi. Yoksa sakalım beyazlamış, sakalım bir tutan falan eskiden derlerdi ben de sakalı uzatayım bari ki lafım dinlensin. Şimdi o da para etmiyor. Sakalı kesenin lafı daha çok dinleniyor. Şikayeti kime yapalım? Allah'a yapalım. Vallahu müstean. Yardım istenilecek ancak Allah'tır. Dinimizi perişan etmeye uğraşıyorlar. Fırsat verme ya Rabbele. Ve ya hayrun nasirin. Ve ya fatihin. Allahum amin ya Rabbele. Benim başka bir derdim yok. Şimdi bugün de şifa şeriften yapalım da çünkü haftaya ee, Recep-i Şerif yaklaşıyor, birkaç gün kalıyor. Haftaya, perşembe sohbetine Recep-i Şerif'le ilgili vazifelerimizle ilgili bir şeyler anlatmak icap eder. Teşvik şart. Milletin daha recep Şerif yaklaşıyor, ondan da haberi yok yani. Onun için e, salih ameller, faziletli amellerden teşvikler icap eder ahiret kazanmak için. Ahirette ameli salih kâr ediyor. Ahirette başka bir şey kâr etmiyor. İmandan sonra salih amel, faziletli ameller kâr ediyor. Bütün kitap, ayet, hadis bunu söylüyor vel <laughs> salihat salih ameller kalıcı ameller hayrun inde rabbike sevaben sevabı mükafatı daha iyi olacak dünyadaki ne kıyas edilmez ve <laughs> hayrun beklenti bakımından bir arsa aldım kulağım üstüne yattım bakalım ne kadar değerlenecek 10 sene geçti bizim arsaya bir şey vurmadı iki tane öküz geçti başka da bir şey yok vay anasını battırdık ya ulan herif almış orada yüz bin kat 10 lirayken şey olmuş 10 bin lira metrekaresi. Bize hiç vurmadı ya. Ya kardeşim sana ondan daha karlı bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sabah namazından sonra otur işra kadar Sübhanallah ve çek. Zikret. Vallahi o adamın 10 milyon 20 milyon dolar kar eden arsasından daha karlısın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. vakiatu salihat. Ümidini, beklentini tabii tabi yatırımını da yanlış yap demek istemiyorum da akıllı yatırımlar yap helalından. Kazan helalına harca. Ama e, salih amellere teşvik benim usulümdendir, üslubumdendir. Bu yüzden insanlara biraz bir mesele ne? Ali Efendi babamızın buyurduğu üzere, evladım derdi, Mahmud ben Hazretlerimize yani, kıtaben tabi ondan, çok yaşlı, aradan da bitti, 60-70 yaş var. Evladım derdi. 224 bin peygamber bu millete Allah dedirtmek için geldi, Celle Celaluhu. Bak 224 bin peygamber niye geldi? La ilahe illallah dedirtmeye geldi kardeşim. Onun için mesele iman, itikat, ondan sonra salih amel, bunun da başı zikir yani oruç, ibadet. Onun için haftaya recep Şerif'ten konuşalım. Hani bu hafta esasen sen şifa Şerif yapmayacaktım ama bu hafta şifa Şerif'i yapalım. Çünkü önümüzdeki hafta recep Şerif'le ilgili malumat veririz. Ondan sonraki hafta da Regaib Gecesi Perşembe. Bursa'ya gideceğiz inşallah. Siz de geleceksiniz ha. Hiçbirinizi bağışlamam yani bu sefer. Yer yaptık orada, açtık altları, üstleri. Orayı da bir doldurun inşallah Geniş yer yapıldı. Rekayip namazı kılacağız, haftaya onu teşvik edeceğim. Şimdi şunu da beyan edeyim. Çanakkale'ye de geleceğim, inşallah geleceğim. Aslında inşallah sen hoca koca falan buraya... Yer kalmamış. Bunlar da mübarek adam bana ilan ettiriyor. Bana ne ilan ettiriyorsun? Ye, yer, yerin yoksa. Yani onlar da bu kadar talep olacağını şey etmediler. Ama diyorlar ki isteyenler kendi araçlarıyla gelebilir konvoy olarak. Derneğimizi arayarak bilgi vermek lazım tabii diyor hani ki insanlara göre. Ee, 0212 0-212-923-1923 şu 923, rakamdan işte biz de geleceğiz işte kendimiz minibüs tuttuk, araba tuttuk derseniz bizdeki otobüsler ücretsiz tutuldu ama geri kalanlar kendi aranızda anlaşsanız falan birlik olalım gidelim. İnşallah gelebilirsiniz. Ben de, yani hoca efendilerle görüşse miydi ama, ne yapalım? Şimdi burada da size söz verdik. Ee, gelmeye niyet ettim yani. Allah bir mani vermezse. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Bu arada arkadaşlar Kıbrıs'a gittiler biliyorsunuz. Atapazan'daki sohbette de onu beyan ettim. Fakat, e, tabii hoca efendiler camilerde sohbet etmişler. Bunların çoğu diyanette görevli. Bizim tanıdığımız arkadaşlar da çoğu diyanette görevli. Belki emekli olan da varsa da e, yani bir kısmı diyanette görevli olan. E, arkadaşlar işte Cuma'da sohbet etmişler falan filan. E şimdi yok efendim Kıbrıs karışmış. Orada da Cübbeli'nin tarikatı bunlar demişler. Gazetelere de yazmışlar. Kıbrıs'ta da ortalık karışınca e, ben zaten bunun ka karışmasına lüzum yok. Ben Adabazan'a beyan ettim. Benim tarikatım yok. Bu kardeşler de benim tarikatıma falan üye değiller. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. Bana sohbet et demiş, işte kitap yaz demiş, tefsir yaz demiş. Ben o işleri yapmaya çalışıyorum, onlar da beceremiyorum, Ölüm ağzıma gözüme bulaştırıyorum. Ama benim tarikatla ilgili bir vazifem, bir görevim yok. 40 senedir konuş, konuşuyorum, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir yani tarikat irtibatım yok. Görev anlamında, vazife anlamında, teşkilat anlamında hiçbir şeyim yok. Bundan dolayı şimdi orada mesela bir dernek varmış. Adını yeni duydum. İlkem Derneği. Kıbrıs'ta İlkem Derneği yani adını işte bana geçen gün söyledi iki gün evvel ben hiç duymadım adını İlkem Derneği diye. Orada bir hoca efendi varmış. Şimdi ona diyorlarmış, sen cübbenin yeni tarikatına bağlısın ona da sıkıntı oluyormuş falan. Ne alakası var? Ben İlkem Derneği diye bir şey tanımıyorum yani. Hakikaten de tanımıyorum. Adını da yeni duydum. Hiçbir şey bilmiyorum ama ben bir tek Hayder'le ilgili efendim o arkadaşlar da beni onursal başkan mı yapmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Hiçbir derneklende bir resmiyetim yok. Ancak Hayder'le böyle bir bağlantım var. Bunun dışında hiçbir derneklerde bir bağlantım yok. İlkem Derneği diye bir şey de tanımıyorum. Ben Kıbrıs'a gittim iki üç kere ama yani orada da kabir ziyaretleri yaptım, şehitleri ziyaret ettim, sahabeden, tabiinden falan. Yani ziyaretlere gittim. Başka böyle hiçbir ne derneğe gittim. Üniversite gençleri vardılar, bir yerde toplanmışlar. Onlara da yetişemedim. Geç kaldım. Şeyh Nazım Efendi'ye rahmetullahi Onun yanına gitmiştik. Bu sefer oradan geç kaldık. Geç kalınca onlar dağıldılar falan. Yine bir 20-30-50 kişi, kişi toplanmıştılar. Bir yani kendi şeylerinde, yurt gibi. Orada onlara belki bir iki bir şey söyledim. 15-20 dakika. O kadar ben Kıbrıs'ta hiçbir ne faaliyetim var, ne teşkilatım var, ne derneğim var, ne şubesi var. Yani onu da bu vesileyle duyurmuş oluyorum. Efendim. Ve zaten bunu cübbeli tarikatı falan bilmem. Diyenler işte beni şeyh yerine koyanlara falan Allah Teala müfteri muamelesi yapsın yani. Allah müfteri muamelesi yapsın. Onlar iftiracıdırlar. Benim böyle bir şeyle alakam yok. Ben yalnız başıma bir adamım. Tek başına bir adamım. Benim böyle cemaat teşkilatım olsa beni hapse atamazlardı. Arkalarında adam olanların hapse girmediği görülüyor. Ben üç kere hapse girmiş çıkmış adamım. Kimsenin de umurunda olmadı. Siz cemaatim hariç. Beni Allah için sevenler hariç. Herkes kurtulalım bundan dediler, vurdular gittiler. Bu en büyük göstergesidir ki tamam mı? Mahmud Efendi Hazretleri çok vefalı, mübarek insan. O vaziyette hapishaneye kadar ziyaretime geldi. Hapishaneye ziyaretime geldi. 90 yaşında insan. Ha, o vefalı bir insan. Ama bunun dışında ben vefa görmedim, cefa gördüm. Ben hep musibetlerle muhatap oldum, maruz kaldım. Dolayısıyla benim arkamda böyle güçlü yapılar, teşkilatlar, bilmem neler olsa değil mi? Zaten bunu yapamazdılar bana. Birçok insan var. Arkalarında bir rüzgar olduğu için onlara yapamıyorlar mesela. Bir gün hapiste yatıramadılar. Ama bana yaparlar. Çünkü biz Allah adamıyız yani. Lobilerin adamı değiliz, locaların adamı değiliz. Bir yerlerle irtibatlı değiliz. Dış güçlerden alacağımız, vereceğimiz yok. Onun için bağımsız bir adamız. Bundan dolayı da bize tabii önüne gelen bir zarar vermeye çalıştı, çalışıyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bizim cemaatimiz bizi Allah için severler. Allah için gelirler, giderler. Ben kimseyle bir e, maddi hukukum yok, şu yok, bu yok. Burada gelir dinlerler, ilim alırlar, giderler. Başka biz bir teşkilat kurmamışız yani. Öyle mi? Evet. Var mı bizim bir teşkilatımız bir şeyimiz? Evet. Üyeliğimiz, bilmemnemiz ne? Bense bir şey dedim mi şu. Facebook'ta üye olun diyorum, YouTube'da olun. Zaten herkes Efendim gel orada gidip başka şeyler seyredeceğine gel burada sohbet dinle. Bunu söyledik bugüne kadar. Orada da bir para yok, bir şey yok. Üyelik parayla değil. Bir şey ücretle değil. Ama tabii adımızı kötüye çıkartmak için maalesef içimizden de bazıları buna gaz verdiler. Allah Teala onların da yani bu eli sünnetin sesini kesmek için, bu hakkın efendim izahını iptal etmek için çalışanların Allah imkanlarını iptal eylesin. Amin Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahibi ve Şimdi derse başlayalım. Biz ya bu kadar uğraşıyoruz da bu millete bir faydamız olsun, şu olsun, bu olsun. Yok. Bir kişiyi günahtan çevirin, bir kişiyi kötü yoldan bıraktırın, bir kişi içkiyi bıraksın, karısını dövmesin. Ne bileyim öyle ya sarhoş ay yaş gelirse ne olur ya yuvası dağılacak, çoluk çocuğunu öldürüyorlar. Yani bu kadar insanı hidayetine vesile olmuşuz. ya. şu işitten bu kadar insanın kurtulmasına vesile olmuşuz. Hala çıkıyor üstü o Ayşe'nin orasından Ya bu İslami cemaatler diyor, bak o ezidileri diyor, işitler aldılar diyor, o kızları diyor. İşte benim sattılar, et de cariye yaptılar diyor, kızlar bas bas vardılar diyor. Bir Müslüman diyor, bunların aleyhine bir şey demedi diyor. Ya nasıl demedi ya? Ben burada sohbette söyledim. Yani benim aleyhime bir şey çıktığı zaman beni dini lider gibi gösterip vura balıya bindiriyorsunuz da peki o zaman cemaatler arasından konuşurken hiçbir Müslüman dernek vakıf hiçbir bir şey yapmadı derken beni niye söylemiyorsun ki bu adam hariç? Ben yaptım bunu. Ahmet Hakan da öyle yaptı. Yok çocuk istismarı, cinsel taciz bilmem ne derneklerde vakıflarda oluyor. Vicdansız diyor bana niye bir şey yapmadın? O zaman aradım onu. Altı ay evvel yaptım dedim ya. Atayım da sana videosun dedim. Özür dileyecek misin? Aa benden kaçmış. E senden ne kaçmamış ki bu kaçsın yani. Hepsi kaçmış. He. Bak dedim şu kadar ay evvel ben bu cinsel istismar çocuk, taciz bilmem ne. Böyle şey olur mu ya dinde imanda Biz ehl sünnet insanlarız. ehl sünnette böyle bir şey olur mu? Allah muhafaza ya. Bazı bozuk mezheplerde, livata da fetva veren var. Bozuk yani adını söylemeyeyim. Elimde deliller var. Adamları söylesem aklınız oynar yani. Erkek erkek, livata, küçük oğlana. Öyle sapık fırkalar var ya. Biz el üstet insanlarız. yani. Biz buna nasıl müsaade edebiliriz ya? Bunları efendim o kadar söyledik ettik. E şimdi şey yaparken bunların hepsi böyle. E niye hepsi böyle yapıyor? Niye toptancılık yapıyorsun? İşte adaletli değiller. Biz düşmanımız hakkında konuşurken adaletli oluyoruz. Bak diyoruz bu konu bu hariç. Ama yok. Mevla görüyor. E tabi bu tehlike. Dün çıkartmışlar bir adamı. Yani BBC röportaj yapmış. IŞİD'çi birine. Bir de onun size işte tecavüz ettiği bir kızı da yanına getirmişler. Yüzleştiriyorlar artık hapiste mi olmuş? Nerede olmuş bilmiyorum. BBC bunu yayınlamış yani. Orada televizyon veriyordu. Adama diyor sen diyor kaç kişi öldürdün diyor. 900 kişi diyor kafasını keserek öldürdüm. 900. Ne adına yapıyor bunu? Din adına yapıyor ve öldürdüklerinde çoğu da kimdir? Müslümandır yani. Değil mi? Işidin derdi, Selefinin, Vehhabinin derdi kimler? Müslümanlar. Ehli sünnetle yani. 900 kişi öldü. Kaç kıza tecavüz ettin? İşte 15 yaşındakilerden 50 tane. Öbüründen bilmem neymiş cariye Cihatmış cariyeymiş. Böyle bir şey var mı ya? Ne cihadı ya? Sen nasıl el alemin kızını evinde duran, köyünde duran insanları alıp da cariye yapayım diye pazara çıkarıyorsun da tecavüz ediyorsunuz ya? Hangi dine imana sığar bunlar? Kitapsızlar ya. Ben bunlar demedim mi? Demedim mi? Daha en evvel uyarmadın mı? Daha kimse konuşmuyordu. Ne abartıyorsun dedikleri zaman. Ta ilk duydum Ümreye giderken ihramlı vaziyette havaalanında açıkladım gittim ya. Çünkü baktım de sonra geç olur biz geliriz 10 gün 20 gün sonra millete bir şeyler söyleyelim dedim. Söyledim daha o zaman kim bir şey konuşuyordu. E tamam da o zaman bizden ne zarar gördünüz yani. Ne zarar gördünüz ama dertleri gavurluk olunca efendim insaftan uzak olunca adaletten mahrum olunca onlar İslam'a ne zarar verebilirim at lekeyi bırak. Ya ehl sünnet böyle değildir. Ehl-i sünnet Müslümanlar var, bunlar işinde karşı, bunlar efendim sakalı var diye adamı sarı. Geçen gitmişler orada. Işte. Haber yapıyorlar, havaalanında zikir yapıyorlar. Esen bu havaalanında. Bilmiyorum, Hazri Mendi'ymişler. Kimciler bilmiyorum, tanımıyorum ya. Yani. Ya kasıtlı olarak o CNN mi ne veriyor falan. Yani adamların başında sarık yok hiçbirinin. Millete toplamış onları seyrediyor. Hiçbirinde sarık yok, üzerinde cübbe yok. Hep böyle yelek, ceket. İlla diyor ki ya bir de görüntüyü veriyor ya. Cübbeli sarıklılar. Cübbeli sarıklılar. Ya cübbeli sarıklı da yapsa yanlış. Donsuz da yapsa yanlış. Ben bir şey demiyorum. Havaalanında sesli bağırarak zikir yapılır mı ya? Yanlış ama illa millete ya millete görüntüyü veriyorsun. Hiçbirinin kafada sarık yok, sarıklı cübbeler diyor yani. Hiçbir üzerinde cübbe yok. Bakıyor, görüyor o. Ama işte mesele Müslümanlar şöyle, ya sen bir insan sakal bırakma özgürlüğü var, sarık sarma özgürlüğü var, o mesele değil. Cübbe giyer. Ama beyni ne? İnancı ne? İtikadı ne? Sakallı olur, sapık olur. Olabilir yani. İtikadı bozuk olan nice sakallılar var. Gâbi, Selefi, bilmem ne adam. Milleti kıtır kıtır kesiyor sakalı var diye. Düzgün mü oldu şimdi? Sahabe-i kiram bir tepeye çıktıklarında bağırarak zikrettiler. Yani sesli zikir yapmaya başlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yırbav alâ enfüsikum. kendinize acıyın. Çünkü sesli çıkarınca ne oluyor? Yoruluyorsun, vücudun da yoruluyor innekum la Siz sizin dua ettiğiniz, zikir yaptığınız Allah haşa sağır değil. Ve la gayben uzakta da değil. İnnekum ted'un semiyan kariben ve le Siz hakkıyla işiten, her şeyi işiten, her şeyi gören, size şah damarınızdan yakın olan Allah'a dua edip zikrediyorsunuz. Onun için sessiz olun buyurdu. Nakşi tarikinde zaten mahfiyet esas. اَذِّكْرُوا الَّذ۪ي لَا تَسْمَعُوا الْحَفَظَ يَز۪يدُ عَلَى الذِّكْرِ لَا تَسْمَعُوا الْحَفَظَ سَبْعُونَ ضَعْفَ Meleklerin bile duymadığı zikir, kalpten yapılan zikir. Çünkü melek ağızdan çıkanı duyar. Kalpten geçeni melek yazamaz. Onun için ihlas meselesi kalptedir. Hadis-i şeriflerde Mevlana buyuruyor. Ey meleklerin bu kulumun amellerini nasıl buldunuz? Aman ya Rabbi böyle fazla faziletli güzel amel kimse de bulmadı. Ama siz amelinin bekçisisiniz. Ben de kalbinin gözcüsüyüm. Kalbinde ihlas yok, atın bunu suratına vurun, cehenneme buyuruyor. Bu usta çok hadis-i şerif yazdım. E, 40 hadisin birinci hadisi, innemel amal niyat, yani o beşinci hadis, beşinci. Ameller niyetlere göredir. Bukhari'de birinci de oradan karıştırıyorum. Bukhari'de birinci hadis, ameller niyetlere göredir de sayfalar dolusu izah yazdım ihlas hakkında. <gülüyor> 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 <He>? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> o hadis-i şerif teripte geçti, uzun bir hadis-i şerif yaptım onu. Yani yedi kat semanın tabakalarında melekler bazı günahlar sebebiyle bazı amelleri Mevla reddediyor. Ama en son noktaya geldiğinde yedi katı geçmiş, yedi kattın teftişinden geçmiş olduğu halde Mevla yine buyuruyor ki kalbinde beni kastetmedi, rızamı hedeflemedi, atın bunu cehenneme ya da vurun idri bu. Kıfu ve dribu bi hadel ameli ve sahibi. Durun bu ameli sahibinin suratına çarpın, vurun atın buyuruyor. Bu ihlas Allah cümlemize ihlas nasip eylesin. Amin. Aksi takdirde iflastan muhafaza eylesin. Amin. Çünkü ihlas yoksa bütün ameller hapt oluyor gidiyor. Niyet Allah için olması lazım. Ben onu karıştırmıyorum. Ama sesli olanı melek duyuyor. Kalpten geçeni melek de duymuyor. Hadis-i şerif buyuruyor. Meleklerin de işitmediği zikirler var. İşte o zikirler murakabe meselesi işte tasavvuftaki murakabe rabıtadaki zikirler e, melek de duymaz. Çünkü sesli değil Bunlar 70 kat faziletlidir diyor. 70 kat faziletlidir. Ama şimdi havaalanı gibi toplumun topluma açı herkesin bulunduğu bir yerde e ben Kadiri tarikatındanım bizde sesli zikir var. Tabii Kadiri tarikatında sesli zikir var. Biz onlara bidat demiyoruz. Nakşi tarikatında bidat. Yani tarikat Nakşi ekolünde bidat sayılmış. Ama yani sesli besmele bile yemekte falan Bismillahirrahmanirrahim falan onu bile içinden çek hani hani hatırlatmak hadi Bismillah hani hatırlatmayı konuşmuyorum hatırlatmayı konuşmuyorum e bunun dışında Kadiride de serbest ben ona bir şey demiyorum yani onu reddetmiyoruz Kadiri tarikatına sessizlik yapılır ama bu nerede yapılır? Hatmi şerif yaparsın, zikir yapıyorsun kendi onların da kendine göre. E dergahtır, tekkedir, ne bileyim evdir, ocaktır. Evde bile yaparsan, alt katta komşu varsa dikkat edeceksin, öyle mi? E şimdi sen şimdi saatin 11, 12'si biri, komşu orada çocuk uyutmuş veya hastası var veya adam uyuyacak, işe gidecek. Sen üst katta zikir yapıyorsun, efendim dizlerini vura vura yere falan. E burası apartman kardeşim. Apartmanda hukuk var, öyle mi? <laughs> Bir kere Erenköy'de öyle. E komşular şaşırmışlar ne oluyor falan. Ondan sonra şikayet ediyorlar. E şikayet edince polis geliyor. Ne var burada falan. Seyit Malik Hazretleri geldiğinde orada bir sesli zikir olmuş neyse. Ondan sonra onlar da demişler ya misafirimiz var Mekke'den şurada. Ya ben ne, o, ne alakası var bu saatte bu kadar gürültü yapmayın falan. Onlar da demişler ne çağrı filmi film çevriliyor mu bir şey demişler. Bir Film mi var demişler tiyatro var demişler çekmiş gibi. Yani şimdi film var tiyatro var demeye lüzum var mı? Sessiz olalım he kimseyi rahatsız etmeyelim e şimdi bu işleri şova dönüştürmeyelim havaalanının ortasında ayakta bağıra bağıra zikretmeni bu Kur'an'a sünnete uygun görmüyorum görmem görmem benim okuduğum hiçbir kaynakta bunu uygun görmüyor. kadiride de sesli zikir varsa havaalanında to ayağa kalk milletin içinde bağır diye bir şey yok e o zaman ne oluyor her laf şalvarlıya, cübbeliye, sakallıya, her sakallıyı babası zannediyorlar. Her cübbeliyi tarikatçı zannediyorlar. Her cübbeli sarıklıyı da cübbelinin adamı zannediyorlar. Hep ihaleler kaldı üstüme. E kardeşim benim bundan ne alakam var? Aha da sana söylüyorum. Böyle milletin ortasına sesli zikir yapmak sünnete muhaliftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Sahabeyi nehyetmiştir ki kimseyi rahatsız eden bir durum yokken bile ya ne bağırıyorsunuz ya, buyurmuştur. Bu hadis-i şerif sahiptir. Onun için inşallah sizler tabi meseleleri doğru anlayabilirsiniz belki ama doğru anlayamayanlar için bunları söylemiş oldum. Bu vasıtayla da duyurmuş oluyorum tabi. Bunlar inşallah fayda verirler. Allah Teala zarar vermekten muhafaza eylesin. İslam'a, Kur'an'a, ehl Sünnet'e, Müslümanlara zararlı bir şey yapmaktan, zarar vermekten, kötü örnek olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah'u salli ala. Seyyidina Muhammedin ve Ali alihi ve selleme. Şimdi derse başlayayım. İnşallah Rahman. Nerede kaldık meselesi? Vesele den kaldığımız anlıyorum. He? Evet. Vesele sordu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güvenilirliği, işte adaleti, yalan söylememesi, üstün vasıfları sallallahu aleyhi ve sellem bizlere de örnek olsun. Sehle sordu. Kim sordu? Hiraklu. Hirakl, Rumların hükümdarı. O zaman Konstantiniyye'de ol dediğine göre İstanbul oluyor herhalde. He? Yani yakın yer şeydir. Roma yakın yer değil Mekke Medeni. sordu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında kime sordu? Eba Süfyan'e. Ebu Süfyan'a sordu. Ebu Süfyan o zaman Müslüman değil. Ebu Süfyan kimin babası? He? Muaviye radıyallahu anh'ın babası. Şimdi bak burada Şihab-ı Kafacı yani koca Şihab söylüyor. Ondan sonra efendim diyor ki, aşinuk okuyorum sana Eslemeyen el fethi Mekke fethi günü Müslüman oldu diyor. Yani şerh söylüyor bunu Ebu Süfyan. Fekane min el müellefeti kulubu önce kalpleri İslam'a ısındırılanlardan idi. Biliyorsunuz Kur'an'da da var. E, zekatın verileceği sekiz masriften yerden biri olarak da geçiyor vel müellefeti kulubu kalpleri İslam'a ısındırılmak için kendilerine ikram edilenler, iyilik yapılanlar hani İslam azı falan baştan müellefe kulüpten idi. Sonra Müslüman e, oldu. Sümme hasüne İslamuhu. İslam'ı ne oldu? Güzel oldu. Yani güzel Müslüman oldu. Müslümanlığı, bu hasüne İslam'ı bir, e, önemli bir tabirdir. Kitaplarda geçer. Yani rastgele bir Müslüman olmadı. Yani sahabeden zaten oldu da sahabenin içinde de güzel Müslüman oldu yani. Güzel Müslüman Şimdi senin efendim Ebu Süfyan zorundan Müslüman oldu deme hakkın var mı? He? Kureyş'in reisiydi. Mal cihetinden en fazlasıydı. Efendim. Muaviye radıyallahu anh ondan evvel Müslüman oldu fakat babasının elinden kurtulamadığı için Mekke fethine kadar Müslümanlığını ne yaptı? Gizledi. Gizledi. Ama bu süper Annesi Hint. Radıyallahu anh'a inşallah işte allah Teala Kur'an'da onlarla biat yap. Biatlarını kabul et ve estağfirullahünnallah. Benden hafiste onlar için hani şirkten döndüler. Allah gafurrahim diye ayette muhatap aldığı Habibine istiğfarı emrettik kişi. E sen Allah'ın kabul ettiği, imanlı İslam'ı kabul ettiği, Habibine istiğfarı emretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın istiğfar ettiği kesinlikle ne oluyor? Günahsız oluyor. Mesela münafıklar için ne diyor? İntestagfirullahüm seb'ine merraten felen yeğfir Yetmiş kere af istesen benden Allah asla onları affetmeyecek diyor. Bak yetmiş kere istiğfar etsen abim ama burada ne diyor? Habibim onlar için istiğfar et. Bitmiş iş. Senin daha burada işte babası şöyleydi, anası böyleydi diye konuşursan ne derler sana? Cahiliyet ağzıyla konuşuyorsun derler. Çünkü İslam ne yapar? El İslam ya bu makablu. İslam geçmişi keser, atar. O zaman bütün sahabe hakkında geçmişte yaptıklarını sorguladığın zaman İslam'dan öncesini din diye de bir şey kalmaz, Kur'an diye de bir şey kalmaz, hadis diye de bir şey kalmaz. Çünkü Müslüman olma bir milattır. O noktadan sonra artık onlar tertemiz olmuşlardır. Öyle mi? O zaman Ebu Süfyan Müslüman değildi. Ee, Amr ibn Asta evvelce Müslüman olmadı. Halid ibn Velid neler yaptı? Uhud Muharebesi'ndeki bozgun kimden yaşandı? Halid ibn Velid Hazretlerinden. O sonra ne oldu? Allah'ın kılıçlarından bir kılıç oldu. Sonra Ebu Süfyan harplere katıldı, gözü şehit oldu. Değil mi? Yani İslam'ı anla, anlayana kadar biraz şeyler geçiyor. Ama anladıktan sonra da tam bağlanıyorlar. Artık malını canını seve seve verecek hale geliyorlar. Sahabe-i kiram hepsi hakkında durum budur. Ve bu sahabe düşmanlığı maalesef yaygınlaştı. Ve bunda da Hazreti Muaviye üzerinden gidiliyor. Çünkü alimler ne buyurur Hazreti Muaviye kapıdır, sahabenin kapısıdır. O kapıyı açtığın zaman içine giriyorsun içine girdiğin zaman Ebu Bekri Sıddık'a kadar bu işin sonu gider. Gitmedi mi? Gitti. Haydarbaş oradan başladı. Nere gitti? Fren patlaya patlaya. Geldi dedi ki Ebu Bekir'e biat edenler mürtettir dedi. Bütün sah Yani bunun sonu yok. İtikat meselelerinde meylin sonu yok. Yani şimdi sen buradan ayaklarını namaza kıbleye döndün. Ayaklarını ne yapacaksın? Dört parmak. Ayakların arası kaç parmak olacak? Dört parmak. Geçen anlattın mı Sefevzi Başak'ın dört parmak şey? He? He? He işte. Araplarda nasıl oluyor ayaklar? Açıyor şimdi Fevzi Başak abimiz. Allah selamet versin. Efendim senin sevdiği adamlardan bize çok hacca onunla giderdik efendiyle beraber. Arap şimdi ne yapıyor? Ayağını açıyorlar ya böyle açıyor. Onların da mezhebinde o da sünnette var. Bu da ayağını çekiyor, kaçırıyor. O kaçırdıkça bu ayağını geçiriyor. Ondan sonra böyle, bu da mübarek işte, tam Arapça biliyor, bir kısım biliyor, bir kısım bilmiyor kelimeyi. <laughs> ona anlatacak. Kahmet ediliyor, o da ona diyor ki, Erbaa parmak, Erbaa parmak diyor, anladın mı? Yani ne diyor? Ya bizim mezhepte dört parmak demek istiyor da neyse. Şimdi gel Arapça, parmak Türkçe, Arap da böyle bakıyor, ne diyor diyor. Eee gidi Seyyid diyor, ne biçim adamsın diyor. Erba parmak diyor. Ha. Şimdi sen kıbleye dönüyorsun. Efendim, e, ayakların arası dört parmak diyelim. Maalesef bizim millette çok yiyenler dört parmak yapamıyor biliyorsun. i̇ki yakası bir araya gelmiyor. Adamın iki bacağı dört parmak nasıl gelecek? Yemiş şişmiş yani. Şimdi o dört parmağı yaptığın zaman par iki şey, ayağın ucu da nereye dönecek? Hadis-i şerif vel yuhavvil minâ zâhil kıblete min cesedi. Cesedinden, bedeninden gücünün yettiği kadar uzuvlarını kıbleye çevirsin diyor hadis Sen şimdi kıble ha böyle. Din parmak kıble böyle. Şimdi bunu Biraz şöyle ayaklar ki ekseri bizim ayaklar şöyle durur hepimizin. Ayaklar böyle duruyor. Şimdi bu buradan kıbleden şu kadar ayrılmış gibi gözüküyor. Ama bu böyle ileriye doğru gittiğin zaman nereye gidiyor biliyor musun? Kıble burada kalıyor, bu yemene gidiyor. Anladın mı? Yani buradan az gibi görünüyor ama başlangıcı işin açılım sonra devam ediyor ve nihai noktada adamı kıbleden tersine çeviriyor. He? Nasıl? Yok, şafii dört Ben bilmiyorum. Ben şimdi bilmediğim şey nasıl fetva verim? Şafii ilmine bak bakın. Hoca bendilere sorun. Ben Hanefi biliyorum. E şimdi sen burada Hazreti Muaviye'den diyoruz. sahabe-i kiram tabi'in söylüyor bunu. Hazreti Muaviye'den başlarsan diyor radıyallahu anh, konuşma, perdeyi yırtarsın. Sahabenin perdesi Muaviye'dir diyor radıyallahu anh. Perdeyi açarsan içeri kolay girersin. Onun için bize ne biz bunlar hakkında bahsediyoruz hepsini. Allah radıyallahu anh, Allah radıyallahu anh ve diyor. Ebu Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. E ayet söylüyor. La مَنَا فَقَوْمِنْ قَبْلِ ve وَقَاتَلِ Mekke fethinden önce Müslüman olup Allah yolunda cihad edenle sonra Müslüman olup cihad edenin mertebesi bir Değil. değildir. Ulaki azamu enfaqu min ba'du ve qatelu. Hadid suresi olacak. Fetihten önce Müslüman olanların derecesi Allah'ın dindeki mertebesi fetihten sonra Müslüman olan veya Allah yolunda cihada maddi manevi destek verenlerden büyüktür. Ama ve kullev vaadallahu'l husna. Hepsine de Allah cenneti söz verdi. Hepsine de Allah cenneti vaat etti. Cellece. Celle. Şimdi cennet vaat edilmiş bir sahabe topluluğuna sen neyini beğenmiyorsun? Nereye gideceğim belli değil. İmanla öleceğimiz belli değil. Sonumuz belli değil. Cennet vaat edilmiş ayetle sabit bir cemaata. Sana ne? Onun için Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. Bunlar da zorlamış. Ya öyle olsaydı Allah-u Teala derdi ki Mekke fethinden sonra Müslüman olanı kabul etmiyorum. Cenneti de vaat etmiyorum. Bunlar zorunda Müslüman ol. Böyle bir ayet yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşit muamele yaptı hepsine. Onun için e, ağzımızı ağzımıza sahip çıkalım. Sahabe hakkında konuşanlara da müsaade etmeyelim, konuşturmayalım. İlimle beraber, ilmi delillerle mücadelemizi veriyoruz. Vereceğiz inşallah. Sahabe müdafası bu büyük bir laneti kaldırıyor. Ben bu hususta Allah'ın izniyle biraz gayret gösteriyorum. Bak ee, Hacı Atmaca var bizim Trabzon'da. Muhterem bir abimiz yani. Çok ihlaslıdır. Yani diyor, ee, işte rüya anlatıyoruz. Hadi bakalım o TV'ye çıkacak yine yani de. Kardeşim adamcağız aramış şimdi. Yani bu Hz. Muavi hakkında konuştu ya, o bir tane şeyhim diyen neyse o adamın adını verip şey etmeyelim verdik vereceğimiz kadar ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm diyor İşte cübbeli e, benim sahabemi müdafaa ediyor diye efendim sevindi bu işten diyor e şimdi buna rüya görme lüzum var mı? he? rüya görme lüzum yok ama adamın da yani görmüş ihtaslı da benden de yaşlı bir abimiz görmüş telefon etmiş arkadaşa telefon etmiş. Şimdi ya tabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem memnun olur ya. Buyuruyor ki femen abbum Onları seven benim sevgim sebebiyle onları sevmiş olur. Sevmeyen kızdan bana buğz ettiği için buğz etmiş olur. Bu hadisler Tirmizi'de geçiyor. Sahih kaynaklarda geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin aleyhine konuşulsun ister mi? sahabemden bazılarına bir zelle vuku bulacak diyor o kırk hadiste yani zelle hata gibi bir şey hatadan da düşük sahabemden ne buyur şerifte dikkat yani şeye <laughs> neydi ya sahabi zelletün feyagfiruhallahu lehum bisabikatim fil İslam benim sahabemden bazıları benden sonra bir zelle yapacak. olacak. İşte hata şeyi var ya, işte hatası falan. Evlayı terk etmiş oluyor. İşte neyse yanlışlık sayılıyor. Hazreti Ali Efendimiz'de bu savaşlar oldu falan. Böyle bir zelle hukuku bulacak. Ama onların İslam'da emeği var, kıdemleri var diye Allah sahabemi bağışlayacak diyor. Bağışlayacak ama diyor, bu işi karıştıranlara, onlardan sonra konuşanlara ve bu konuları karıştıranlara ve bu savaşlara para için, ganimet için dahil olanlara olanları cehenneme yüzüstü atacak, tökezletecek buyuruyor. Onun için sen şimdi sahabenin davası dindir, hak meydana çıksındır, içtihattır. Ama sahabenin dışında tabi Ammar Efendimiz'i şehit eden gibi bu adam üstünü başını soymaya geldi yani. Hazreti Ammar 90 yaşında belki o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ammar'ı öldürenler öldüren cehennemliktir. Tamam, Ammar'ı öldüren kimin tarafındaydı? Ammar'ı öldüren Muavi Efendimiz tarafındaydı. Ama hadiste diyor ki, onu okumuyorlar hadisin öbür rivayetini. Ve salibu diyor. Onun diye ganimet için öldürdükten sonra Ammar'ın üzerindeki baştaki elbiseleri soyan, yani ganimet diye malını mülkü şeyin üstündekini soyup alan, öldürüp elbisesini soyan cehennemliktir diyor. O adam zaten sahabeden değildi ki zındık. Anladın mı? Sahabeye nasip olmadı o zaten. Orada e, Efendimiz sallallahu ve sellem, Ammar Efendimiz'i o harpte haklı tarafla alamet koydu yani. Haklı taraf Ammar'ın olduğu taraf. Zaten Ammar radıyallahu anh katılana kadar birçok sahabe katılmadı. Hangi tarafa gidecek bakalım diye beklediler. Hazreti Ali Efendimiz tarafına geçti. Geçince birçok sahabe o tarafa geçti. Ama Talha Efendimiz'in boynunu kesen kimin tarafında? Hazreti Ali tarafında. Zübeyir Efendimiz'i kesen doğruyan kimin tarafında? Hazreti tarafında. Ama şimdi bunların hepsi çapulcu eşkıya güruhu var içeride. Bunların hepsi sahabi değil. Onun için ne buyuruyor? Sahabem de bir iştihat, bir zelle vuku bulur, hata payı var. Onlar İslam'a hizmetleri var. Allah onları bağışlayacak. Ama bu işe ganimet için, dünyalık için, menfaat için, göze girmek için girenler ve daha sonra işte kıyamete kadar bu konuları karıştırıp sahabenin aleyhine konuşma vesilesi yapanlar cehenneme yüzüstü tökezlenecektir diyor. Biz niye sahabenin hakkında konuşalım? Bu işi karıştıran çapulcuların aleyhine konuşalım, değil mi? İbn Sebe Yahudisi dururken o savaşların baş başmüsebbibi ajanlar, Yahudi ajanları dururken orada bu kadar mesele varken sen gelip sahabeye mi odaklanıyorsun? Demek ki sen Yahudiye, Şia, Şia'dan kime hizmet ediyor dolaylı olarak? Yahudi'ye hizmet ediyor. E sen ne yapıyorsun? Demek ki din düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyorsun. Ne adı altında? Ehli Beyt sevgisiymiş. Ehli sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. La <gülme> ashabi. Sahabemin aleyhine konuşmayın diyor. Sahih hadis. Al. 40 hadisten 37. hadis. Oku bakalım kütüb i Sitte altı kitap ittifaklı. Manen mütevatir. Manen mütevatir. Sahihten de yukarı yani. Sahihten yukarı bu. Bütün kitaplar ittifak etmiş. Manen mütevatir. Femen sebbe ashabi. Sahabemin aleyhine kim konuşursa fe aleyh vel melaketi ve nâse Allah'ın ve meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine yağsın diyor. Sen niye aleyhine konuşursun ya? Hazreti Ali Efendimiz'i sev, onun faziletlerini anlat. Biz şimdi bu sorunlar olmasa Muaviye radıyallahu anh'ın faziletlerini veya onun hakkında bir şey yazma ihtiyacı duyar mıydık? Hep kimi met ederiz? Hz. Ali Efendimiz'i diyeyim. e, İmam Rabbim Hazretleri ne diyor mektubatta? Bize kalsa biz Hz. Ali'ye karşı çıkanlardan eziyet duymamız lazım. Üzülmemiz lazım. Onları sevmememiz lazım. Yani hissi ve duygusallığın dinde yeri yoktur. Ayet ve hadisler vahidir. Vahyin karşısında ben bu tarafı tutuyorum diye takım tutar gibi tutmak yoktur. Parti tutar gibi tutmak yoktur. Dinde duygusallığın yeri yoktur. Din vahye dayalıdır. Yani Muhammed Hazretleri diyor ki yani bize kalsa duygusallık yapsak diyor yani. Duygusallık yapsak Hazreti Ali'yi tutmamız gerekiyor. Yani zaten tutuyoruz haklı duruyoruz da öbür tarafa diyor eziyet duymamız lazım. Yani onlara kızmamız lazım nefse kalsa. Ama madem ki bu dinin sahibi Allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bize Kur'an gönderdi, hadis gönderdi. Resulullah sallallahu ve kendi ailesi, kendi eli beyti ya. O madem ki dedi benim sahabemin haline konuşmayın. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler. Birbirine girecekler. Ama benim bu oğlum Seyyid'dir Hz. Hasan'ı gösterdi. Bu iki Müslüman cemaatin arasını buluşturacak. Müslümanların kanını koruyacak buyurdu Bukhari hadisinde. Hakikaten Hazreti Hasan Efendimiz ne yaptı? Halife olmuşken bütün orduları toplamışken Hazreti Muaviye Efendimizi bir anda bitirme imkanı var iken Müslümanın kanı dökülmesin diye ne yaptı halifeliği? Hazreti Muaviye'ye kendi eliyle teslim etti. E karşı tarafta fasık olsaydı, sapık olsaydı haşa Hazreti Hasan gibi bir ehlibeyt imamının da böyle bütün Müslümanların yönetimini bozuk bir insana teslim etmesini düşünmek Mümkün değildi çünkü o zaman sonuna kadar ölümüne gitmesi lazımdı. Müslümanların yönetimini nasıl fasıha verir? Anlatabiliyor muyum? Ha, Hz. Hasan kendi verdi. Kendi verdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden müjde verdi mi? İnne ibn Adale seyyidun ve la illallah taala en yusliha beyne fiyeteyni azimeteyni min el -müslimid. Hutbeden minberde sırtına aldı da. Bu benim oğlum seyittir dedi. Torunu için. Yakında Allah bu torunun vasıtasıyla iki Müslüman cemaat, iki büyük Müslüman cemaatin arasını sulha kavuşturacak. Nasıl mucize? Ya nasıl mucize söyledi hepsini. Sonra haricilerle savaşılacağını da söyledi. Hariciler, cehennem köpekleri bu işit işte onların aslının adı hariciler. Hz. Ali şey dedi. Hariciler, harura ahli. Onları beyan etti. O hadiste Müslim'de geçiyor. Bunların hepsi 40 hadisteki o hadislerin şerinde var. Ne ilimler yazdık oraya canımız çıktı kaynaklar bulana kadar ya. Müslim'de var o hadis-i şerif. Orada da ne diyor? Taktuluha evlet taifeten ilel hak. Dikkat. Harurilerle, haricilerle kim savaştı da onları Nehravan'da gebertti? Önce İbn Abbas'ı gönderdi. İbn Abbas onlara vaaz etti. Vaazı nasihat edince 4000 hariciyi sapık mezhepten kurtardı. i̇bn Abbas çok acayip mücadeleci. i̇bn Abbas'ı gönderirken dedi ki, sakın sırf ayet okuyup durma. Çünkü hadislerle mücadele et. Hadisleri okuyarak onları, onları ikna et. Ayet okursan, onlar da diyorlar, inil hükmü illa lillah, hüküm Allah'ındır. Senin de hükmün yok, onun da hükmü Allah'ındır ama Allah gelip seni direkt yönetmez. Bir halife tayin edilecek. Hazreti Ali Efendimiz halife tayin edilmiş. Sen kalkıyorsun onu iptal et. Sen hükmünü tanımayız falan. Bunun üzerine dedi ki sen ona onlarla dedi Hacicun bir sünen, sünnetlerle yani hadis-i şeriflerle onlara izah yap dedi. İbn Abbas'ı gönderirken. Yani çünkü neden dedi? Fe inne ehle Alim a'lemü'l kitabillah. Allah'ın kitabını en çok kimler bilir? Hadisleri en iyi bilenler bilir. Çünkü hadisleri bilmeyenler Allah'ın kitabını tefsir edemezler. Sen onlara hadislerle mücadele et dedi. Çünkü fe Kur'an Kur'ane hammalun dedi. Kur'an'ın çok yönü vardır, çok tevili vardır, çok yönü vardır. Şu anda bütün sapık fırkalar Kur'an'dan kendine delil çıkarıyor mu? İlahiyatta hangi profesör çıkarsa Kur'an'dan kendine göre bir şey buluyor mu? E peki Kur'an'ın doğru manasını anlamak için ne yapmak lazım geliyor? Hadis-i şeriflerin tefsirine muhtacız. Çünkü Kur'an kendi diyor ki لِتُبَيْنَ لِنَّاسْ مَانُزِ لَيْلَيْمِ İnsanlara ne indirildiğini sen açıklayacaksın diyor. Sen açıklayacaksın. Mesela Efendimizin açıklamalarına da zaten sünnet ve hadis deniyor. Dolayısıyla hadisleri devreden çıkartıp da Kur'an'ı ele aldığın zaman Kur'an'dan istediğin gibi Hz. Ali'yi öldürme fetvası bile çıkarırsın yani. Uydur, yani Kur'an'da öyle bir şey var. Nedir efendim? İşte hüküm Allah'a aittir. Bu da bu da niye hakimlik yapıyor? Git bu hakim öldü. Ya hüküm Allah'a aittir ama Allah kulları vasıtasıyla hükümlerini izah ediyor. Ha, hak hüküm verirse uyarsın, batıl hüküm verirse uymazsın. Ayrı dava. Ama kimsenin bir hüküm vermeye hakkı yok diye demiyor Kur'an. Ondan sonra öbür ayette de diyor ki: "Yahkumu biha. Yahkumu biha." Bak onunla hükme diyor Tevrat hakkında. ve Yani biz Tevrat'ı indirdik. Ne yapıyordu? Tevratla alimler, hafızlar hüküm veriyordu diyor. Anladın mı? Burada hüküm Allah'a aittir diyor ama orada da Allah'ın verdiği hükümlerle e, efendim alimler, kadılar, hakimler de hüküm verir diyor. E çünkü Allah Teala ile direkt nasıl görüşeceksin? Mesele nasıl halledeceksin yani? Bunu denebilir mi? E, saçmalık işte bu hariciler böyle çık. İbn Abbas onlara vazetti. etti. 4000 tanesi biz anladık dediler. Hazreti Ali'ye yani yanlış ettik dediler. 4000'i döndü. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz ne yaptı onlarla kalanıyla? Harbetti ve bütün haricileri katletti. Yoksa İslam'ı bitirmiştiler yani. Ufacık birer uzantıları kaldı, ta şeye kadar geldi işte. Şimdiki IŞİD'e kadar geldi. Yani o uzantılar devam ediyor tabii. Ne anlatacağım burada şimdi? Hadis-i Şerif'te buyurur ki, hariciler çıkacak, çok namaz kılacaklar, namazınızı onların namazı yanında siz beğenmeyeceksiniz. O kadar Kur'an okuyacaklar, siz kendi Kur'an okumanızı az bulacaksınız. O kadar oruç tutacaklar, siz kendi orucunuzu Küçümseyeceksiniz. Bukhari hadis hepsinde var. Bunların hepsini beyan ediyor. Hakikaten Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden efendim adam neydi İbni Mülcem mi? He? İbni Mülcem zındığı Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden adam sabaha kadar namaz kılan Kur'an okuyan bir adam. Sabaha kadar. Onun kadar ibadet sahabe-i kiramdan fazla ibadet yapıyordu. Ama işte adam böyle. İtikad bozukluğu bir Amellen telafi olmaz. Onun için onlarla savaşılmasını emretti. Ben de rastlasam onlara At ve İrem'le peygamberlerin savaştığı gibi savaşacağım buyurdu. Onları öldürene çok ecir vardır. Onların öldürdükleri en büyük şehittir buyurdu. Bütün ben bunları IŞİD'le ilgili konularda anlatmıştım. Anlatmıştım. Şimdi onları kim katledecek buyurdu hadis-i şerif? Dikkat. Çok dikkat. Müslüm hadisi. Takdülü Evlat taifeteyn lil hak veya ilel hak Hakka iki taifeden, iki taife dediği kim? İki taifeye bölünecek. Hazreti Ali tarafı, Hazreti Muaviye tarafı. Tam onlar birbirlen kavga ederken ne çıktı? Harici işler çıktı. Hariciler herkese tehdit oldu. Zaten Hazreti Muaviye de dedi onlara. Bak barışırım ben. Benim kardeşim o. Gelip sizi mahvederiz. Falan neyse. Hz. Ali halife de olduğu için radıyallahu anh iş ona düştü zaten. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Hakk'a iki taife yani sahabedeki Hz. Ali tarafıyla Muaviye radıyallahu anh tarafı iki taifeden Hakk'a en yakın olan Hakk'a daha yakın olan haricileri katledecek. Şimdi bu aynen vakı oldu. Ümmet iki taife olmuştu sahabe. O arada hariciler çıktı. Bunların hepsi hadis-i şerifler çıktı. Bu haricilerle savaşta kim onları katletti? Hz. Ali taraf. Oradan ne anlıyoruz? Bak, Hakk'a en yakın diyor. Yani öbür tarafa da ne veriyor? Hak'tan, haklılıktan pay veriyor. Haklılık. Neden? İstihat hatasından dolayı. İstihat hatasından dolayı. Demiyor ki, haklı olanlar. Yani Hz. Ali tarafına. Ne buyuruyor? Hakk'a daha yakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelimelerini çok iyi anlamak lazım. Bir kelimeden ne kadar mana çıkıyor. Hakk'a daha yakın olan. Çünkü neden? Öbür tarafta da Hazreti Ayşe var, bir tarafta Talha'lar var, Zübeyir'ler var. Bu işler boşuna mı yani? Sahabenin yemenemen hemen yarısı o taraftaydı diyor İmam-ı Rabbani. Bunları düşündüğümüz zaman bu işlerin tarafkirlikle, taassuplukla Ehli Beyt sevgisiyle alakası yok. Ehli Beyt sevgisi farzdır, dindir ve imandır. Bizim Karşı tarafı da müdafaa etmemizin de bir üzümü yoktur. Ama ne zaman ki bunlar bu sahabeye saldırıp da bunlar kafir, bunlar sapıttı, bunlar şöyle deyince sahabenin aleyhine bizim de ne yapmamız gerekiyor? Sahabenin aleyhine konuşmayın. Faziletlerine dair hadisleri, bildiklerimizi söylemek icap ediyor. Söylemezsek yine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem sahabemin aleyhine konuşulduğu zaman bildiği faziletleri gizleyenlere de Allah'ın meleklerin laneti olsun diyor. Bu sefer bu lanet bizim üzerimizde kalıyor. Toplum olarak, memleket olarak büyük belaya uğrarız, büyük lanete çarpılırız. Sahabenin sövüldüğü toplumda, sahabenin bir kısmına yani hakaret elde toplumda durulmaz. Ulemadan, evliyadan bazı zatlar bir rafizinin yüzünden sahabeye konuşuyor diye Bağdat'ta şeyini değiştirdi. Yani Avrupa yakası ise Anadolu yakası gibi. Düşün. Derenin öbür tarafı. Dedi ki ben dedi bu adam durdukça sahabenin haline konuşan adam o yakaya dedi ölene kadar geçmem. Sahabenin haline konuşulan yerde durmam lanet yağıyor dedi. E şimdi hangi yakaya gideceğiz? Bu yakada da var, o yakada da var. Bizim gideceğimiz bir yaka kalmadı. Onun için biz Allah için eri sünnetin görüşünü beyan ederiz. Bu laneti üzerimizden atarız. Ama benim olsam, benim şahsi bir şeyim yok. Ayşe Mehmet emin yıldırım meselesi oldu. Sen buna bu adam iyi adam şey. Ben tanımıyorum. Ama ben dedim. Şimdi bilmiyorum dediler o şeyi silecek kitabından. Hazreti Muaviye Hazreti Hasan'ı şehit ettirmiş hanımına. Bu şey yanlıştır. Bu Hazreti Muaviye'ye iftiradır. Radıyallahu anh. Verdiği kaynakları aradım. O kaynaklarda da bu yok. Ha, bunu silsin kitabından. Çıkartsın bir dahaki baskıda. Benim adamla bir sorunum var mı? Yok. E, Cemel'de iştihat var. Sıfırında yok dedi. Kulağımla duydum. Kardeşim, Cemelle Sıfı ne farkı var? Sufi'nde de bu kadar sahabe var. İçtihat hatasıdır, içtihat var. Bu el sünnetin cumhuruna muhaliftir. E ben bunu söylüyorum yani. Ben benim ne derdim var başka? E sahabe düşmanlığını millete aşlamayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sev diyor onları. Biz de sevelim. Allah seviyorum buyuruyor. Allah bana sahabe seçti diyor. Bu hesabım seçmedir diyor. Rastgele değildir diyor. Allah Teala beni seçti diyor. Benim için de ashab seçti diyor. Ne asharan. Günürler seçti diyor bana. Ebu Süfyan Resulullah Efendimizin nesi? He? Kayın bir kayın pederi. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe annemiz eşlerinden biri. Ebu Süfyan kayın Müslüman olmasaydı kurtarabilir miydi? Kurtaramaz amcası olsa kurtaramıyor. Ama Müslüman olunca daha ne konuşuyorsun? Ondan sonra Hazreti Muaviye kayınbiraderi, müminlerin dayısı. E dediler Ahmet İbni Hanbel'e adam diyor ki ben onun Müslümanların dayısı kabul etmiyorum. Vay katip onu kabul etmiyorum. Biz bu adamla ne yapalım? Sakın görüşmeyin, konuşmayın, oturmayın, kalkmayın ve halini insanlara teşhir edin, beyan edin, insanları uyandırın buyurdu. Ahmet Nambel'in fetvası bu. Ben bunları kendi kafama mı yapıyorum da? Bizim içimizdeki hocalar bile benim aleyhime konuşuyor. Bunları tutuyorlar, bu cübbeli böyle yapıyor. Bizim bizim cemaatin hocalar. Ne bombalar patladı, daha da patlayacak yani. Neler duyduk, neler duyduk. Arkamızı dönemiyoruz ya. Arkamızı döndüğümüzde bizimkiler konuşuyor. Ya bu biz böyle olursak bizi yerler, bitirirler ya. Yani. Biz çoluk çocuğumuza sağlam inancı ulaştıramayız. Torunumuza kadar gitmez bu iş. Bizi bozarlar. Çünkü çizgimiz belli değil. Çizgimiz yok. Sınırımız yok. Herkesten iyi, geç iyi geçinmek başka. Ama itikadına müsamaha etmek olmaz. Ben bu inanca reddiye yaparım. Ama şahsi husumet ve düşmanlık gütmem. Öyle mi? Bu kadar. Eşim Selebi Hüsnü zorla Müslüman oldu. İçinden olmadı. Aynen bunu söylüyor şu anda. Öyle hocalar var. Güya da eli sünnet geçiniyorlar. Eli bekçi geçiniyorlar. Sahabe kerim diyor ki Müslüman olmadı ki onlar zaten ta geçmişten beri sülale boyu kavgalıydılar. Ya böyle bir şey olabilir mi sahabe kiram arasında e, Müslüman olmadan evvelki bir şeyi Müslüman olup sahabe olduktan sonraya ekleyebilir misin ya bunu İslam keser atar diyor hadis-i şerif. İslam'dan gerisini niye yargılıyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz'in efendim İslam'dan önce bir yaptığını nasıl anla şey dersin ondan ona hüküm verirsin ya. İslam kesmiş geriyi. Öyle mi? Hadis-i şerif budur. Şu anda 90 sene din düşmanı, en büyük düşmanımız Müslüman olsa biz bu adama düşman olabilir miyiz hala? Olamayız ya! Ne davaları var acaba? Ne yapmak istiyorlar? Şimdi bu Süfyan Hirak'le gelmiş artık İstanbul'da o zaman olabilir. Yine de onu bir incele Hoca Efendi. Konstantin, Hirak Şam'da mıymış? Konstantin dediği bu İstanbul'un şubesi gibi orası. Yani o zaman Şam'a da deniyor demek. Çünkü burada Konstantiniyye'de öldü diyor Herakl diyor. Yani şerhte. Tabii ki Şam e, Rumların elindeydi biliyorsunuz. Şam da o zaman yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı getirdiğinde Şam falan Hristiyan aleminin merkeziydi. Tabi İstanbul'da var tabi, Bizans'ta var, orada var. Şimdi Hirakl meşhur, bu Baştan bir Müslüman da ol, oldum dedi ama sonradan da vazgeçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, onunla yazışma yaptı. Hicretin altıncı senesinde olacak. İşte meşhur bir mektup var. Zaten Zannedersem Topkapı Sarayı'nda o mektup. Efendimizin yazdığı, yazdırdığı. Kendi yazamazdı da. Değil mi? Min Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İlahi Rak'le Azimir Rum i̇şte, Eslim teslem Allah Allahü ecrake merreten fein tevelle fe inne ma ismel yerisin hadis-i şerif Bukhari'de geçiyor. Yazdığı mektubu muhtevasında Allah'ın elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Rumların kralı büyüğü Hirak'le gönderilmiştir. Müslüman ol. İnni ki bi diyatil İslam diye başı öyle zannediyorum. Ben seni İslam davetiyle Allah'a çağırıyorum, Hakk'a çağırıyorum. Müslüman ol, kurtulasın. Allah mükafatını iki kat verecek. Çünkü İslam'dan önce İncil'e inandın, Şimdi İslam geldi döndüm buraya iki şeratadan inandığın için efendim iki kat mükafat alırsın ama yok e, yüz çevirirsen benim bu davetimden ya, razı edersen ismel Sana uyan bütün ziraatçı, tarlacı, fellah, eken, biçen yani demek istiyor genel halkın bütün günahı senin boynuna kalır. Çünkü insanlar yöneticilerinin dini üzeredir. Sen dönersen herkes döner, sen dönmezsen bu kadar milletin vebali de boynundadır buyuruyor bu mektupta. Şimdi on sonunda kul ya kitap teala ila kelimetin ayet kelimesini yazmıştır. O ayeti FETÖ'cüler işte yanlış manalar vererek Yahudi Hristiyan da cennete girecek. Ortak nokta bulalım. İşte sen de gel ben de geleyim diye tefsir ederek ben o ayeti izah etmişim. Eski sohbetlerimde çok da reddiye yapmıştım FETÖ'cülere. Bu ayetin manası bu değil diye. Efendim sorarsam o ayeti de yazdığı mektubun sonuna. Çünkü hani Allah'a ibadet edeceksin, şirk koşmayacaksın. Birbirine ilah diye tapmayacaksın. E tamam. E, bir bunları yaptığın zaman da Allah'a itaat etmek için son peygamber gönderdi. Ona da itaat edeceksin. Yani onlar Müslüman olmak gerekmiyor diyordular FETÖ'cüler. Kendi dininde de kalabilir diyorlardı. Biz de o bu ayet bu manada değil diyorduk. Mesele oydu. Bu mektubu gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi ona Humus'ta ulaşmış. Evet şimdi burada böyle bir şey var. Mektubu okumuş. Demek ki Şam Humus yakın. Mektubu okuyunca çok etkilenmiş. Zaten İncil'de de biliyor. Ahmet yani bir nebi müjdelenmiş ya İncil'de. Onu da biliyor adam. Kral ama tabii kültürlü, ilmi var. Bunun üzerine bir münadiye dellal bağırttı. Dedi ki sen ilan et memlekette her yerde dellal bağır ki Kaysar efendim Müslüman oldu. Muhammed'e tabi oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasraniyeti terk etti. Böyle dellal bağırttı. Bunun üzerine ordu harekete geçti. Her zaman kral oldum diye lafın geçmiyor yani. <laughs> Kralı da indiriyorlar aşağı, kazanda kaynatıyorlar sonra. Değil mi? Nice krallar kazanda pişir pişirildi. Onu ordu bir hareketlendi. Ondan sonra bir silahlandılar. Patrikler, papazlar, zındıklar harekete geçti. Ya efendim bu sefer Hirakl'e Kayser'de deniyor o şey makamda olana haber geldi diyorlar kazanlar kaynıyor ortalık karıştı ne yapacaksın aslında Efendimiz'in hak olduğunu bildi bildi ve yani inandı ama sonradan bu ortalık karışınca mülkünü şey yapmak için efendim ikinci bir dellal bağırttı Kayser dininden razıdır Sizden de razıdır, işi karıştırmayalım dedi. Bu sefer işte döndü geri. Sahabeden olacakken bazı kitaplarda yaptı da sahabeden diye de yazıyor. Yani. <laughs> ama sahabe olacakken e, gitti yine, işi bozdu. Kalben iman etmek yeter mi? Yetmez. Dil ile ne yapması lazım? İkrar etmesi lazım. Allah'ın dindeki şeyini, Allah bilir kalbinin muamelesini ama işi çevirdi. Eee Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektup gönderdi. Ben tacımdan tahtımdan e, azlediliyordum, yenik düştüm dedi. Yönetimde yenik düştüm yani. Şimdi bu yenik düşme meselesinde bir ilginç. Yenik düştünse çık git. Yani kral olmak zorunda mısın yani? <laughs> i̇şte bazen öyle bir kral yapıyorlar ki adamı krallığı da bırakamıyorsun. Bırakırsan da götürüyorlar yani. Ne götürürse de götürsün. ne diyeceksin artık? Gavurluğa da razı olunmaz ya. Ama işte herkes bu tacı tahtı görünce koltuğu sandalyeyi yani ballı geliyor. Herkes de böyle din için, iman için ne olursa olsun da diyemez yani. Değil mi? Nerede Allah için feda, fedakarlık? Sonra Resulullah sadece bir mektup yazdı. Ben Müslümanıma sakın yanlış anlama dedi. Ben böyle işi geçiştiriyorum. Böyle de bir mektup yazdı. Sonra Efendim sallallahu aleyhi çok da para gönderdi. Dinarlar, minarlar. Yani aslında bunu yapmak zorunda değil ha. İçinden, zaten Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve onun e, Kisra'ya beddua etti. Kisra'ya mektup gönderdi. Kisra mektubu parçaladı. Dedi Mezzakallaha mülkü Allah saltanatını paramparça etsin dedi. Kisra'nın mektubu, mektubunu parçaladığı için. Kisra'ya beddua etti. Buna beddua etmedi. Beddua da etmedi ama Kecebadevullah Allah'ın düşmanı yalan söylüyor dedi. Allah'ın düşmanı yalan konuşuyor dedi. Yani Müslüman değil. Çünkü böyle samimi kalple Müslüman olan böyle hava rüzgarla dönmez. O da en niyatinde onun da mülkü vardı, saltanatı var. Öbürlerini bastıra da bilir. Denemesi lazım. Şey Hemen birden ben döndüm denir mi yani? Samimi olmadığını beyan etti. Efendim, o anda Müslüman olsa bile ben dinimden razıyım dediği için bu dinden dönüştür. Bir insan Müslümanken ben Hristiyanlıktan razıyım dese şu anda ağzıyla biz onu daha Müslüman sayabilir miyiz? Arka planı Allah bilir. Arka planı Allah bilir ama dinin şeriatın zahiri neye göre hükmeder? Ağızda çıkan ifadeye göre hükmeder. E ben Hristiyanlığı seviyorum, Hristiyanlıktan razıyım derse biz onu Müslüman diyemeyiz. Abdullah lan işte papaya mektup yazmadı mı? Onun bir mektubu var. Ben Hristiyanlığı çok beğeniyorum. Şu dur budur falan falan. Bunlar bir Müslümanın Hristiyanlık çok iyi bir din, çok güzel, çok beğeniyorum falan demeleri ne olur? Riddettir, dinden çıkıştır. Tabii ki evvelce Müslümansa tabii. Değil mi? Bir adamın gavur olması için ne olması lazım? <laughs> Mürtet olması için evvelce Müslüman olması lazım. Apo'nun şimdi evvelce dini var mıydı ki? Sonradan gavur oldu diyelim yani. O ayrı bir şey. Tartışma konu. Bunun üzerine. Yani sonra da sıkıntı yaptı. Zaten Muhte günü Müslümanlarla savaştı yani. Mute'de şehit oldu bu kadar sahabe. Mute'de onun ordularıyla Müslümanlarla sahabeyle savaştı işte. Cafer'i Tayyarların, Abdullah bin şehit olduğu Mute harbinde Müslümanların karşısında Hirakl'in ordusu vardı. Bu da onun e, samimi olmadığını gösteriyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bazı sözler verdi, sözünde durmadı. Efendim Tebu'a geleceğim senin için dedi. Te gelmedi. Ondan sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem'le antlaşmıştı Tebük'te buluşmak üzere. Ee, yani böylece e kaybetti gitti. Ama Ebu Süfyan onun arada giden gelen elçilerindendi Araplarla arasında. Ebu Süfyan'la otururken e sarayında e, Hirak sordu Ebu Süfyan'a. Fekale dedi ki ona bayağı bazı sorular sordu. O sorularda işte ona uyanlar fakir midirler, zengin midirler? Ebu Süfyan da yani onu beğenmesin, ona uymasın diye fakir fukara dedi ya bütün düşük sefsüfela tabakası falan. Hani gözünden düşürmek için. E, hakikaten de öyleydi Mekke'de fakir fukara tabi olmuştu ilk dönem. Ebu Hirakl bilgisi olduğu için zaten öyle olur dedi. Hak peygamberlere hep fakir fukara tabi olur dedi. Ebu Süfyan bir bozuldu yani. Böyle sorular soruyordu yani. Zengin mi fakir mi sordu. Ya fakir böyle bazen aç kalır bazen şey böyle geçimi yok şu yok bu yok falan. Yine zannetti ki yani yine doğruyu söyledi Ebu Süfyan. Yalan söylemiyor. Ama gözden düşürmek için onu söylüyoruz. Hemen Hirakl dedi ki Aa, o zaman tam sıfatlar tutuyor dedi. Zaten peygamberler öyle olur. Bunlar da şey yaptı. Sonunda dedi ki ona, yani şifa şerifin dersine geldim. Her kündüm tetteymûnehu bilkezip. Siz onu yalancılıkla hiç itham eder miydiniz? Yani 40 yaşına kadar sizin aranızda. ne diyeyim sana bu? Altıncı sene olsa daha ne zaman yani? Epey diyeceğim. Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğinden de bayağı geçmiş. Ama tabi peygamberlik ilan edene kadar 40 yaş geçmiş. Bu arada hiçbir yalanını denediniz mi, sınadınız mı de Kable en demeden evvel neyi makale dediklerini yani ben Allah'ın peygamberiyim Allah bana vahiy gönderdi, kitap indirdi demeden önce mühim olan dedi demeden önce peygamberlik iddiasından önce yalancılık onda denediniz mi dedi. Orada heyet vardı müşriklerden Ebu Süfyan diyor şimdi ne diyeyim? Hiç yalanını duymadım. Fakat bir baktım dedim acaba böyle bir ima edeyim mi falan. O arada baktım diyor bazıları şimdi bu işe karşı çıkacak. Yok öyle bir şey. Bu sefer benim itibarım sarsılacak. Adam diyecek ki ne ya sen yalan mı konuşuyorsun? 13'ün dedim. Dedi la. Yok. Hiç yalanı, hiçbir yalan demez tamam. Herakli o zaman ne dedi biliyor musun? Aklın yolu bir. Dedi ki ya dedi insanlara karşı insanlar adına insanlara karşı yalanı 40 sene hiç kullanmamış bir insan insanlara karşı yalanı bırakıp da Allah hiç Allah adına yalan söyleyecek adam değildir dedi. Bir adam anladın mı? Hayatında yalancılığı yakalanmamışsa, yalanı yakalanmamışsa, dürüstse, doğruysa Allah adına yani yemin etmesi. Şimdi ben mesela geçen derste lanetleştik. He? Lanetleştik. Bu yeminden de ağır bir lanetleşme. Yeminden de ağır bir lanetleşmeydi. Kimler altında kaldı kalacak daha da bilmiyoruz o lanetin. E şimdi ben burada yani hakikaten yalan söylemeyen bir insanım. Aleyhime de olsa doğruyu söyleyen, yanlışsa da yanlış yaptım diyen bir insanım. Kıvırma payları varken de kıvırmayan bir insanım. Ama şimdi ben nasıl Allah adına, Allah'ın şahitliğine lanet üzerime çekerim, Allah'a da şahit tutarım yalanıma yani ben bunu yapamam yani. Müsait değil bünyem. Misal veriyorum. Şimdi sen beni bu kadar senedir tanıyorsan, beni tanıyan yakınlarım bunu bilir. Ha şimdi bu adam bakıyorsun ama adam zaten her gün kırk yalan söylüyor. Vallahi de dese, herkes ne diyor? Geç. Bu Allah adına da yalan söyler. Çünkü insanlar her dakika yalan söylüyor. Ama şimdi hiç yalan söylemeyen bir insan vallahi dediği zaman onun yemininin de bir ağırlığı oluyor yani. Veyahut da bir şey söylediği zaman Allah Teala böyle buyurdu ya Allah Allah. Bu adam hiç yalan söylemiyor da şimdi mi hiç söylüyor? Onun için de Hirakil dedi ki insanlara yalan söylemeyi terk edip de yani bundan uzak durup da Allah adına yalan söylemesi düşünülemez dedi yani. Yalancı değilse Allah adına hiç yalan söylemez yani. Buradan da ama orada işte biliyorsunuz Miraç gecesindeki mesele var ya ondan sonra Ebu Süfyan dedi ki ama dedi ben sana dedi bir şeyini söyleyeyim. Ondan sonrası Miraç'ta anlatıyorum ya. Hatırlıyorsunuz da e ee, buradan evet diyorlar oradan çit yok. Burak meselesi bağlam Patrik kalktı konuştu falan şimdi onlar okuyacak. ders kalacak yani. Onu ben Miraç dersine birkaç kere anlattım. Böyle dedi ama o da orada da ee, bir şey ispat edemedi. Çünkü e, Patrik yanındaydı. Kudüs'ün patriği. Kudüs'ün patriği de dedi ki ben o geceyi biliyorum. Miraç'ta geldiği geceyi dedi. Vay anasını hele bir anlat dedi. Hirakli bayıldı bu konulara yani. Aslında hep Resulullah Efendimiz'den taraf şey yaptı da yani inanmak isteğini hep açıkladı ama işte sonda tutturamadı. Bu da müşrikler tarafından da o dönem yalancılıkla itham edilmediğinin ifadesi olarak Şifa-ı Şerif'te bunu zikrediyor. Ve kâlen nadru İbnül Harisi Nadr İbni Haris dedi. Nadr İbni Haris kim? Nadr İbni Haris kaliteli çok kaşar bir gavurdur. Çok eski kaşardır yani. Nadr İbni Haris dedim mi bütün Acem diyarını Mekke'den o zaman hadi Yemen'e giden gelen, Şam'a giden gelen var da ta İran'a, Acemlere, Acemistan'a kadar giden pek Mekkeli yok. Bu kaşar oralara da giderdi. Rüstem, İsfendiyar kıssaları, Acem palavraları, hikayeler, romanlar alır Mekke'ye getirir. Ya Muhammed size Kur'an mı okuyor? Al da ben de size bunları okuyorum derdi. Bayağı bir milleti toplardı. Başına milleti Müslüman etmemek için elinden gelende yapardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlara çok eziyet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Bedir'de yakaladı ve onu gebertti. Kendi eliyle e, öldürmediyse de yani e, şeyle böyle harpte değil de harpten sonra yolda giderken onlar geri dönerken bile yolda yakaladılar. Yolda yakalandığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu idam ettirdi yani katlettirdi. İslam'a Müslümanlara çok büyük zararı vardı. Ama e, Kur'an-ı Kerim'de Nadr ibn Haris'ten bahseder. Birçok ayet-i kerimenin yani birçok demeyeyim birkaç ayet-i kerimenin iniş sebebidir. Enfal suresinde de var. Ondan sonra Kalem suresinde de var. Efendim ne buyuruyor? İzâ tutle Bizim ayetlerimiz o Nadr ibn Haris'ten bahsediyor. Ona okunduğu zaman Kale esâtîrul evvelin Ya evvelkilerin palavraları derdi al ben de getiriyorum dedi. Gitti Acemistan'a kadar gitti. Rüstem İsfendiyar hikayelerinin romanlarını getirdi Mekke'ye. Yani bu çok büyük bir iş o zaman. Yani şimdi Hollywood'un filmlerini getirmeye benzemez. Çünkü burası zaten düğmeye basıyorsun geliyor. O zaman öyle değil. Mekke nere? Acemistan nere? Fars diyarı nere? Şimdiki İran bölgeleri. Ta oralara gitmek, dönmek bayağı masraf ve sıkıntı yolculuk. Ama adam o gavurluk için onlara katlandı yani. Yeter ki bir kişiyi daha Kur'an'dan çevireyim, Kur'an dinlemesin. Bir kişi Müslüman olmasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kur'an okuyor, Kur'an okuyunca herkes etkileniyor. Etkilenen Müslüman oluyor. Bu nasıl bir kelam diyor ya biz de Arabız diyor, biz de şairiz diyor. Böyle bir şey yok diyor. Herkes Müslüman oluyor. Bu da bunu önlemek için adam ne masraf yaptı ve ne kadar emek sarf etti. Cavurluk da kolay olmuyor, müslümanlık da kolay olmuyor. Anladım? İşte böyle kaşar yavur için. bak biz her yavura kaşar diyor muyuz? Tabi bak adama niye kaşar dedik? Kaliteli yavur dedik yani. Çünkü hakikaten kaliteli. Yavurunda kalitelisi lazım yani. Tamam mı? Şimdi davası uğruna bir şeyler vermiş. Şimdi, tabii adam davası ama davası da yani şey değil. Esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu da biliyor ha. O da ayrı bir şey. Bu haset ve kıskançlık adama her şeyi yaptırır. Yani Ebu Cehil'in Müslüman olmamasının sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, güvenememesi değil. Her şeyin hak olduğunu biliyor. Bu da öyle. Bütün buradaki mevzu nereden çıktı? Kıskançlık. Şimdi bizim hocalar arasında da bu kıskançlık var. Dokuz çuval hocalara gitmiş haset. Bir çuvalı da gelmişler alma demişler millet bize bırakın biraz da biz birbirimizi kıskanalım ya. Şimdi efendi hazretleri çok derdi Ahmet bizim bu cemaatta bu hocalardan senin aleyhine konuşanlar hasetlerinden senin yanlışından değil. Bunu efendinin sözüdür. Senin yanlışını buldular değil. Hasetlerinden yapıyorlar bunu derdi. Bunu efendi hazretleri kaç kere dedi bana. Ben de çok anlamıyordum yani. Şimdi şimdi bakıyorum Allah Allah. Kıskançlıklar artıyor. Halbuki bir insan destek olalım birbirine daha ya. Her üstünet müdafasında ben ne diyorum ki sana? Derneğini mi kapat diyorum? Vaaz mı etme diyorum? Efendim, onu bunu mu yap diyorum. Ben herkese ehl sünnet alimlere gidin diyorum, dinleyin diyorum. Herkesin hizmetine takdir ediyorum, icazete çağırıyorlar gidiyorum. Her nereye çağırsalar yani gücüm nispetinde icabet iştirak ediyorum. Destek olayım yani talebeye, hoca kardeşlere. Ama yok. Hiç bakıyorum arkamdan iyi konuşmuyorlar. Kıskançlık. Kıskançlık. Adamı Yusuf Aleyhisselam kardeşleri, peygamber çocukları. Bir rivayet daha sonradan peygamber oldular derdi efendi baba. Bazı kitaplarda da var. Sonra tövbe edince yani sonra gözüne. Ve Yakup Aleyhisselam çocukların hepsi çok iyi Müslüman ve hepsi ibadetinde, taatında eşkıya değildiler ki. Ama o babamız fazla seviyor Yusuf'u diye kalktılar, kuyu attılar. Ondan sonra da çıkarttılar, sattılar. Ya bu kıskançlık yani nasıl bir şeydir? Ya? Şimdi sen onlara yavur oldu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Günah yaptılar diyeceksin en nihayetinde. O zaman da şey bozuluyor. Yani peygamber oldular sonradan rivayetine göre peygamberler peygamber olmadan önce de günahlardan masumdurlar tezi. Ehli sünnetteki ana görüş. O bozulma tehlikesi var. Onun için Sonradan peygamber oldukları zayıf. Zayıf ama yani Halil Adir Efendi babamız o rivayette söylerdi, kitaplarda da gördü. Yani şunu demek istiyorum. Onlar da peygamber çocuklarıydı ve hakikaten ibadetliydiler. Öyle eşkıya meşkıya katil, canavar değildiler yani. Fakat bu kıskançlık, babamız niye Yusuf'u çok seviyor? Yaptıkları işe bak yani akıl mantık dışı yapıyor. Allah'ım Celle Celaluhu. Ya Rabbi, hasetimizi, kalbimizdeki hasedi, fesadı izale eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlara karşı kalbimizde kin, nefret bırakma ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyna Ve ala alihi usulamü Şimdi bu Nadr bin Haris, yine ayette ne diyor? Ve idâ tutla aleyhi âyâtuna. Ve tutla aleyhi Onlara bizim ayetlerimiz okununca bu baş aktör Nadr burada. Bu ayette de. Kalu, tamam, ya işittik tamam, ne tekrar tekrar okuyorsun bu Kur'anı, ya işittik. Lev Nesha, Lev İstesek biz de böyle laflar söyleriz de. İşte i̇stesek böyle laflar söyleriz deyince onlarda da malzeme olmayınca gitti İran'a. Acemistan'dan ne aldı? Rüstem İsfendiyar romanlarını aldı. Bu romanları getirir ilginç ilginç hikayeler var. Acem palavrası mı arıyorsun yani? <laughs> Acı ait bir şey. Ya dedi Muhammed sizde ne okuyor dedi. Gel ben de bunu okuyorum dedi. Mekke'de bayağı akşam toplantıları başladı. Akşam müsamere deniyor onlara yani Arapçada. Akşam toplantıları başladı. Efendim meclis meclis kuruyor böyle tiyatro gibi. Onları okuyor böyle. Aa falan bunlar etkileniyorlar millet falan. Ne gidiyorsunuz onu dinlemeye diyor. Müşteri çalma uğraşıyor Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Ne gidiyorsun diyorsun. Gelin beni dinleyin. Burada daha güzel hikayeler var falan. Halbuki o da biliyor bu hikaye değil. Biliyor. Öncekilerin palavraları derdi. İstecek biz de böyle laflar konuşuruz ya falan. E konuş o zaman işte gitti hikayeleri getirdi. İn illa Onu diyen adam bu işte. Bu ayetteki sözün sahibi. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyunca insanlar etkileniyor makam İbrahim'in orada duruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Onun için bu şeyi de diyen bu. Anladın mı? La tesme'u li Kur'an vel gavfi. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Yahu dinlememek elde değil, etkileniyoruz falan. İşte dinleyince de şöyle oluyor, böyle oluyor. Dedi ki o zaman vel gavfi, Ebu Ceyl'e falan dedi ki o zaman gürültü çıkaralım, alkış tutalım. Muhammed'in sesini bastıralım sallallahu aleyhi ve sellem. Belki böylece galip gelebiliriz dedi. Çünkü bunu dinleyen kapılıyor dedi yani. Dinleyen kapılıyor da adamı kurtaramıyoruz dedi. Onun için gürültü yapalım teklifini getiren de bu. Alkış tutalım, ıslık çalalım, bağıralım, çağıralım. Resulullah sallallahu kendi başına Kur'an okuyor orada. E, millet de meraklanıyor, geliyorlar dinleme yani. Müslüman olmayan da geliyor. Ne sözler var acaba diye. Allah Allah. Hazreti Ömer Efendimiz'in bizim e, bir gece şey yapmış ya, girmiş Kabe'nin örtüsüyle şeyin arasına, o zaman da kandil yok, ışık yok, Resulullah Efendimiz de Kur'an okuyor, teheccüd namazı kılıyor. Altın oluğun altında, o da örtünün altına girmiş, çok da şey, ne onun adı? Karanlık zaten, bir şey görmüyor. Efendimiz okuyunca falan, biraz dinleyeyim şunu ne yapıyor falan. Dinlemiş, dinlemiş. E, işte. i̇şte Herhalde dedim demiş içinden ya ne acayip ayet El Hakka suresini okuyormuş. Tabii El da bir acayip bir sure yani. Çok etkilenmiş falan demiş herhalde demiş. Ya bu ne desem acaba demiş falan. İçinden bir şairlik yakıştırayım demiş. Tam da El Hakka suresinin sonuna gelmiş işte. Fele bu ma ve ma la tubsurun inne ule kavlu rusulun kerim. İşte gördüklerinize de yemin ederim. Görmediklerinize de yemin ederim. O değerli bir ölçünün sözüdür. Yani Cibril'in kavlidir falan. İşte ya o zaman buna şiir mi öğretiliyor acaba? Ha, bu sefer Efendimiz'e sırası oraya geldi yani. Ve ma bi kavli şair. Şairin de sözü değil falan. Allah Allah benim içimden geçeni mi okuyor falan falan. Ya bu müneccim mi oldu? Kahinlik mi yapıyor? Cinnelle mi görüşüyor? Ve la bi kavli kahin. Kahinin de sözü değil diyor. Yani Efendimiz sesle okuyor. Burada gizlenmiş. <laughs> Ey Ömer kaç kitle kurtuluyor yani. O Kabe'nin örtüsüyle arasında bir gece böyle bir şey yaşamış Hazreti Ömer Efendimiz. Tamam Müslüman olması işte böyle başladı. Müslüman olmasına yakın dönemde Efendim sallallahu aleyhi şimdi Allah Teala ona vahiy ediyor. Tabii el hakka daha önce vahiy edilmişti veya onu, o gece okuduğu sure o. Tam da onun içinden geçenler geçirene cevap geliyor. Geçene cevap geliyor. Olmaz diyor. Bu kadar olmaz diyor. Yani bu diyor bir insan şeyi olamaz. Hazreti Ömer'den daha akıllı insan mı var dünyada? Ama aklını hidayete kullandı. Bu çok önemli. Şimdi cübbeli çıktı. Dinlemeyin. Aman saptırır sizi. Çünkü neden? Çok etkili konuşuyor. Akışlı konuşuyor. Bilmem ne konuşuyor. Şimdi öbür cephelerdekiler de kendi cemaatlarını benden kurtarmaya uğraşıyorlar. Burada da sorun var. Biz bizinkileri Ondan bundan kurtarma uğraşıyoruz ama konuşma üslubunda akıcılık bizde olduğu için öbürlerin ııııını, adamlar bir şeyi etkileyemediği için adam da bizi bu sefer diyor cübbeli sakın dinlemeyin niye? Sizi dininizden eder. Ulan ne dininizden eder? Dinsizliğinizden eder. Dine çevirir. Ama adam da bana karşı şimdi tedbir almak zorunda. Çünkü ben onlardan alıyorum. Onlar benden az alıyor. Ben ondan çok alıyorum. Bu sefer ne oluyor? Din, dinletmemenin yolunu arıyor. Kefen işi nereden çıktı? İtimarsızlaştırma şeyi nereden çıktı? Ha, bunu bu gözle görsünler de maskaraya çevirelim de işi oyuna çevirelim alçaltıcı şeyler yapalım da millet dinlemesin. Bırak şu kefenciyi ya bırak. Allah biz de kefen satmıyoruz, bir şey etmiyoruz. Kefen satsaydık bunlara da münasip bir kefen gönderirdik. E kefen de satmıyoruz. E şimdi adam yani kafayı kiraya vermiş veyahut da insanların kafayı kiraya vermesini istiyor. Dinlememesini istiyor. Niye dinletmiyorsun? Bizim delillerimizi dinleyen adam öbürlerine asla ittiba etmez. Müslümansa, imanlıysa tabii. Şu delilimiz var. E sen şimdi Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Bastı şeyi, kız kardeşinin evini diye eniştesiyle. Onlar ne okuyorlardı? Taha suresi okuyorlardı. Neyse. Dövmeye kalktı, şunu yapmaya kalktı, bunu yapmaya kalktı. Senin kardeşin de Müslüman oldu dediler ona yolda. Ondan sonra gitti evi bat falan. Ama durdu. Ne dedi? Ya şu okuduğunuzu bir getirin bana bakayım. Şimdi eğer orada ne olursa olsun, ne mal olsa bilmem ne, sız, konuşma. Batılsınız, şusunuz, busunuz deseydi iman hidayet gelmez. Ama ne yaptı? Bir verin şu kağıtamı yazmışlar, neyse deriye mi yazmışlar, bir sayfa, iki sayfa Kur'an'dan o zaman. Böyle musaf yok. Getirin bakayım dedi şunu ya. Okuyun bakayım, onlar da korktular bizi mi dövecek, ne edecek. Okuyun dedi. Okudular dinledi. Vallahi dedi bu beşer kelam değil. Kafayı kiraya vermezsen, hidayet ararsan, doğruyu bulayım diye çaba harcarsan, Allah hidayet yaratırım buyuruyor. Ama sen hidayete kapalı olursan efendim kapıyı pencereyi kapat kitle üzerine de sipsiyah filmleri çek ondan sonra güneş bize niye gelmedi? Güneş geldi pencerenin önünde güneş hidayet geldi kapının önünde buyur etmezsen giremez ki festehdüğünü ettik mi? Hidayet isteyen hidayet yaratmayayım diyor. Onun için insan mutlaka efendim ön yargılı olmamalı din konularında delil sormalı. Bir şeye inandım, körü körü öyle devam etmemeli. Ayetten, hadisten delil sormalı, fıkıhtan. ha. Kaynağın ne? Bunun delili ne? Sorarsın tamam. Ama inandın, inandıktan sonra delil sormaya daha lüzum. Yok ya, niye sorasın ki inandıktan sonra, güvendikten sonra? E ve lakin, sen şimdi bu Kur'an'ı dinlemeyin. Niye? Dinlerseniz mutlaka inanırsınız. Mutlaka inanacaksa zaten ne mani var? E demek ki etkiliyor. Etkilememesi için dinlememesi lazım. Ha biz de diyoruz batılı dinlemeyin. Bidat ehlini dinlemeyin. Biz diyoruz bunu. Ama biz bunu niye diyoruz? Çünkü sizin ilminiz yok. Yani ölçüm cihazı yok. Sende bir ölçüm cihazı yoksa ilk duyduğuna ne yaparsın? Doğru diye kanarsın. Ama elinde ölçüm cihazı olana biz orayı ölç, burayı ölçme diyor muyuz? Demiyoruz. Ben şimdi dinliyorum. Ben bile korkuyorum yani hasta bu, bu, aslında bunları dinlerken. Ben bile korkuyorum kendi adıma. Çünkü size bir şey anlatayım diye dinliyorum. Normalde ben bunlara reddiye yapmayacak olsam, çünkü bu sefer onun bunun dediğiyle reddiye yaparsam, ne oluyor? Adam o lafı dememiş oluyor, kelime değişikliği oluyor ve yanlışa gidiyoruz kendi kulağımla dinliyorum ki doğru anlayayım diye dinlemek zorunda kalıyor. Ama bazı alimler dinlemiyorlar. Çok büyük müçtehitlerden bazıları tane eline oturmuyorlar, dinlemiyorlar. Aslı budur. Ama bir insanda efendim ilim varsa, malzeme varsa ona karşı cevap verecek delili sahipse dinler. Öbür türlü sen önce hakkı dinlememişsen, Hidayete tabi olmamışsan önce Kur'an'ın sünnetin delilleriyle donanmamışsan donanımsızsın. Boş kabana koyarsan o dolar. Biz de diyoruz sana önce Kur'an'ı dinle, sünneti dinle, eli sünneti dinle. Tamam. Bu hususa yeterli ilme sahip oldun mu sen? Ha o zaman konuş. Ama sen daha olamadın ki. Daha İslam'dan, Kur'an'dan birçok meseleyi bilmiyorsun. Bu sefer adam bir yalan söyleyecek. Çünkü onların yalan söylemediğine emin olunmaz. Çıkıyor ne diyor? İşte mü müştehitler birbirine düşmanıydı diyor. İmam Şafii, İmam-ı Azam hep birbirine saldırırdı diyor. Taslamanı dinlediğin zaman. Halbuki bu iftira kaynaklar. Yalan kaynaklardan görüyor bunları. Doğru kaynaklarda biz ne görüyoruz? Hepsi birbirine hürmet ettiğini, tazim ettiğini, yüzü su hürmetine dua ettiğini görüyoruz. E şimdi onun için adamın malzemesi... Güvenilir değil. Kasıtlı yalan ve iftiralarla seni saptırmaya uğraşıyor. E biz onun için sana diyoruz ki dikkatli ol. Ama benim burada anlattığım sana, benim delillerim hepsi Ne varsa kitapta ben onu anlatıyorum sana. Onlar bu işe muhalif düşman olanların kitaplarından aldıklarını, müsteşriklerin, gavurların. E bu adamlar dini bozmak için görevlendirilmiş. Fazlur Rahman denen adam bir şey gelmiş burada e, Pakistan uleması kafir olduğuna karar vermiş ittifakla kafir olduğuna karar vermiş o gelmiş Ankara'da bütün ilahiyatı var ona Fazlur Rahman gelmiş bizimkiler burada o mal bulmuş bu mağribi gibi atlamışlar sonra herif Amerika'ya gitmiş sonra oğlu papaz olmuş oğlu da papaz olmuş efendim tarihselcilik dinin dönemi geçti Kur'an'ın dönemi geçti yeni e, anlayışlar getirmekle bütün şeyi işi bozan o yani ilahiyatların temelinde de o fazla uğraşma mantığı var. Şimdi bu, bu adamlar görevli. Bir devlete gidiyor mesela Avrupa'da. O devletin başkanı diyormuş ki ona yeter ki Müslümanlar hakkında, İslam hakkında bir zedeleyici konuşmalar açıklamalar. Bütün kanallarımız emrinde diyorlarmış adama. Bütün kanallarımız emrinde. E böyle adamlar geldiler burada Ankara'da hocalık yaptı, ders verdiler. Bu şimdi bu kadar bozuk adam nereden türedi? diyoruz. Nereden türedi işte bu adamlar zamanında ektiler. Şimdi bu kötü tohumları biçiyoruz. Bizim haberimiz yok tabii. Benim yaşım da çok müsait değil o zamanlara zemde. Ama e bütün bu Yaşar Nuriler şunlar bunlar ağızlarından düşürmüyordu Yaşar Nuri. Fazlur Rahman diye met ediyorlardı. Bunları met ettikleri adamlar kendilerine göre yani. Ama adam İslam'ı doğru anlayıp anlatmak için görevli değil. İslam'a darbe vurmak, İslam'ın aslını değiştirip tarihselcilikle o zamanda o dönemde kaldı şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım bunlar o zamanın mutezilesine de benzemiyor yani şimdi sen Zemekşer'i mutezile ediliyorsun ama sabaha kadar namaz kılıyordu şu gibi. bunlarda namaz da yok şimdi dikkat edelim yani eski mutezileler gibi de değil şimdi bunlar şimdi namaz üçe indiriyor, üçten bire indiriyor, secdeyi bire indiriyor İki secdeyi bir indiriyor, kendi yeni bir din çıkarıyor yani. Tabi. E dolayısıyla tehlike o kadar büyük ki, gavurum diyenden bu kadar zarar gelmez. Müslümanım deyip de içimizdeki bu e, akımlardan büyük zarar var. 10-20 sene içinde kader imanı kalmadı. Amen. Tu kalmadı. Allah'ın bileceğine, ilmine dair iman kalmadı. Allah ne bilir diyor adam. Haşa ve Sakalı da var ilahette hoca. Ne yapacağız? E şimdi tabii ki sana bu adamları dinlemeleri. Çünkü neden? Bu adamlar delilleri tartışmaya açan, efendim hakkı bulmak için mücadele eden adamlar değil. Bu adamlar kendi uydurdukları. Mesela yine bunlardan biri var. Geçen bir hoca efendi nereden Malezya'dan bir yerden bir alim gelmiş. Ben de diyor ne bileyim diyor yani. Dedi ki diyor burada felanca bir profesör varmış. Onu da bir ziyarete gidelim. O zaman da bunun çok bozuk olduğunu bilmiyorum diyor. Aldım onu götürdüm diyor. Tabii misafirimdi benim diyor. Onu da ismini vermeyeyim şeyin yani. Götürdüm diyor. Aa bu bununla konuşurken o da onu düzgün bir adam zannediyordu diyor. Bu işte yine Allah dostlarından nimet istenmez veya işte kabri ziyareti, mesela, yüzü suyurmetti. ve oradan başlayınca diyor aa sen bu görüşte misin? dedi diyor o zat. O Malezya'dan gelen bir alim, profesör. Bu görüşte misin? He. Deyince diyor ona bir adım ilerisini söyledi. Dedi diyor o zaman sen hem de bu görüştesindir. Ha nereden bildin? He o görüşteyim o konuda. O zaman dedi diyor bu konuda da şu görüştesindir. He onu nereden bildin? Dedi diyor bunları ben çıkarttım kimse bilmiyor ki diyor benden başka. Sonra geri gitti diyor. 20 tane madde sıraladı diyor. Benim yanında diyor o zaman. Bana da bir alim anlattı bunu. 20 maddenin hepsinde de he o görüşteyim, Sen bunları nereden biliyorsun dedi diyor. Arkadaş diyor bu yola girdin mi buradan çıkar dedi diyor. Aklın yolu bir dedi diyor. Yalnız sen bunları kendin mi buldum zannediyorsun dedi diyor. 300 sene evvelki falan sapığın kitabında bunların hepsi. Sana da gelenden gelenden suyundan gelmiş dedi diyor. Bu da zannediyormuş ki kendi kendime buldum Mucitim zannediyormuş. Ha hani işte imsa şeye indiren var ya işte. Yarım saate kadar yediriyor ya millete öğlene kadar. Ha işte o. Adam yani şaşırdı diyor ya. Az daha ona diyecek ki sen peygamber misin? mi görüyor. Belki de ona tabi olacaktı yani. O da demiş ki 300 sene evvelki bir sapığın kitabında bunlar geçiyor. Şimdi bunlar zaten kendilerinden bir şey uydurmaya da güçleri yetmez çünkü uydurmak da çok akıl ister. Bunlarda o akıl da yok. Bunlar kötü taklitçilerdir yani. Abdu Afgani, Reşit Rıza. bu gibi ekolleri sürdürüyorlar. Rahman bilmem ne, bilmem ne. Hiçbiri kendi görüşünü ortaya koyacak ne ilmi seviyeye ne akli melekeye sahip değillerdir. Bunlar ancak taklit yaparlar. Biz de taklit yapıyoruz. Ama Muhammed Mustafa'yı, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahabe-i kiramı, tabi-i nizamı, müsteidini kiramı biz de taklit ediyoruz. Tabii ki biz de bir şey uyduracak değiliz. Ama taklit ettiğimiz yer din adına yetkili makamlara tabi oluyoruz yani. Din adına yetkiliye tabi oluyoruz. Bunlar akla din akıl dini bulamaz. An, gelen dini anlar. Yoksa akıl din tespit edemez, helal haram tespit edemez. Ama bunlar helal haramı tespit edecek derecede akıl her şeyi çözer diyorlar. Her şeyi çözer. Her şeyi çözer ama bunları da yani dinden imandan götürmüş artık. Ya inanarak yapıyorlar ya maddi menfaat yapıyorlar, ya bir yerlerin adına çalışıyorlar bir şey alıyorlar arkasını önü bilmiyorum. Biz şimdi nasıl imanımızı kurtaracağız, koruyacağız? İşte ne anlatırım ne Kur'an'ı dinlemeyin. Hakk'ı dinlemeyin. Ya bunu dinletmemek için ne çıkıyor? Paturduk, gürültü. Ne yaptı? Gitti İsfen Diyar'ın hikayesini alıyor İran'dan. Şimdi bu milleti de saptırmak için zaten ne aldılar? Bu televizyonların kanalları arttı. Ondan sonra ne arttı? Diziler. Yarışma programları. Şunlar bunlar. Bunlar ne yaptı? Kültür, kültürü bütün alt üst etti, bozdu. Hacısı, hocası, çarşaflısı, sakalcısı bir de bakıyorsun herkesin seyrettiği bir dizi var. Herkes bir diziye takılmış. Herkesin bir takımı var. Herkesin bir dizisi var. Herkesin bir filmi var. Bir, bazısının birkaç dizisi var. Yani milleti Kur'an ve sünnet ve sünnetin ana efendim e, ilimlerini dinlememeleri için meşgul etmek lazım. Meşgul ettiler. Şu anda milletin kafası meşgul. Adam zaten geçim derdi bilmem ne borç, harç alacak, çek, senet, öbürü zaten gariban asgari ücret. Ayın sonunu denk getiremiyor. Bu kafa karışıklığıyla bir de çoluk çocuk derdi. Bir de evlenmiş, bir de kaçta çocuğu varsa zaten adam e, sarhoştan beter kafası kıyak. Öyle aklı gitti yani onun çoluk çocuğun geçimine uğraşı. O arada da işte iki dizi bir film bilmem ne seyrederse koltukta sızar kalır yani. Yatağa bile zor gider yani. Bu adama sen hangi ayeti hadisi anlatacaksın? Akıl mı bırakmışlar? Akıl mı bırakmışlar? İşte bu Nadribni Haris kavurlarının açtığı çığırdır. Bunlar, onun için bunlar kaliteli. Bunlar küfrün imamlarıdır. Liderleridir Ebu Cehiller, Nadr ibn Bunların İslam'a karşı ne yaptıklarını iyi bilemezsek, bugün de bize karşı ne oyun oynanıyor bulamayız yani. Oyunun içine düşeriz daha anlamayız yani. Siyer niye okunur? Tarih tekerürden ibaret. Niye olur? İbret alınsaydı tekerrür etmezdi alınmadığından aynı şeyler dönüyor. ibn-i Naris'in İsfendiyar Rüstem hikayelerini İran'dan, Acemistan'dan alıp Kur'an'a karşı nazire olarak getirip Mekke'de meclisler kurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinin Kur'an'ının dinlenmemesi gayreti ve faaliyetiyle bugün bu dizilerin, filmlerin efendim Avrupa Amerika menşeli kafirlerin oyunlarının işte efendim yarışma programlarının 40 çeşidi çıktı. Bütün bunlarla gençliğimizin meşgul edilmesi aynı faaliyettir. Aynı faaliyettir. Arkasında da mutlaka Siyonizmin, efendim, e, Hollywood'da Siyonizmin elinde, Bollywood'da Siyonizmin elinde, bütün sistem, para sistemleri de onun elinde, sinemada onun elinde, tiyatro hepsi Yahudi'nin elindedir yani. Bunların burada kötü taklitlerini izlersiniz. Bu kötü taklitlerini izlerken de haktan, hidayetten, uzak düşersiniz. Şimdi bak, Nadir İbni Haris ne diyor? Kafirlerle toplandı. Diyor ki, Katkâne Muhammed'ün Muhammed idi sallallahu aleyhi ve sellem. Fikrim sizin aranızda. Gulamen bir çocuktu. Ey Kureş diyor yani. Topluma söylüyor. Bir gençlik çocuktu. Hadi sen. İşte yani daha yeni bıyıkları çıkan veya da işte efendim sakalı çıkan bir genç delikanlıydı. Erdakum fikum. O zaman sizin içinizde en çok kimden razısınız, memnunsunuz, ahlakını beğeniyorsunuz sorsam en beğendiğiniz oydu diyor. Bak şimdi. Ve astakakum haditen. En doğru sözlünüz oydu diyor. Ey Kureş diyor. Şu toplumda en beğenilen kimdi sorsam gençliğinde onu gösterirdiniz. En doğru konuşan, güvenilen, dürüst konuşan kimsiz olsan onu gösterirdiniz. Ve azamekum emaneten güvenilirlik bakımından en büyüğünüz kimdi? Malınızı, mülkünüzü oğlunuza teslim edemiyordunuz, kardeşinize teslim edemiyordunuz. Muhammedül Emin dediniz sallallahu aleyhi ve sellem herkes malını, mülkünü neyse işte altını, gümüşün bir şeysi bir yere gidecek, gelecek, yanında taşımasın. Onun evine bırakıyordunuz, onun yanına bırakıyordunuz. Nadır diyor bunu Kureyş'e. Hatta <edâ ra> ida <'itüm> ne zaman ki gördünüz fi hiç şey mi? Fi iki yanında. Yani şu gözle e, kulak arası buraya denir. Buranın arasında ne? Türkçede adı var mı şuranın? He? Şakak gibi işte diyebilirsiniz. Siz diyor ne zaman onun buralarında yani kulak yanında burada tüyler var ya sakalın uzandığı şu nokta orada diyor eee favori demeyen Favori gavurca bir laf. Onun Osmanlıcasını bulmaya çalışalım. İzâr. Yani Arapça'da izâr. ma beynel izârî vel üzûni. Buraya izâr deniyor. Bu abdeste buranın yıkanması lazım mı? Meselesinde yıkanması lazım diyor ya fıkıhta. İzâr buranın, burada çıkan sakal. Sakalın bu başı. İzâr. Bu da üzün kulak. İzârla üzün arası diyor. Yani dediği izâr demek ki şuradaki saç sakallarında mübareğin ne zaman gördüğünüz eşeği be beyazlama çünkü 40 yaşında artık buralarda biraz beyazlık gelir mi? Gelir. Yani diyor, ta gençliği, delikanlılığı bütün aranızda geçti. En beğendiğiniz, en güvendiğiniz, en doğru bulduğunuz adam idi. Ne zaman diyor, tam artık 40 yaşlarına kemale geldi. Artık o saate kadar zaten insanın ahlakı oturmuş olur. Huyları belirlenmiş olur. Hani can çıkar huş çıkmaz meselesi. <laughs> Kırkından sonra azanı teneşir paklar lafı da ondan. Çünkü kırka kadar azmadıysan, kırktan sonra azatsan artık ölmen lazım. Yani kırkına kadar bu böyleydi. Şimdi bu yaşta peygamberliğin ilerlediği zaman e, tüylerinde ak gördünüz artık. Ak gelmeye başladı. Tamam kemale erdi, olgunlaştı. Daha çok dinlenmesi gereken, daha çok güvenilmesi gereken, e, efendim... Ee, yaşa çağa ulaştı. Ne yaptınız o zaman? Ve cahküm size getirdi. Bir maca ekün bihi getirdiği Kur'an'ı e, getirdi. Ayetler getirdi. Vahiyler getirdi. Kultum kalktınız. Sahirun büyücü dediniz. Bunu kim söylüyor? Zannedersin Ebu Bekir Sıddık söylüyor. Kim söylüyor? En büyük gavur Nadr İbni Haris söylüyor. Zaten en doğru dava nedir? Hasmın kabul ettiğidir yani. Hasmın da kabul edip itiraf ettiği davadan daha güçlü bir dava olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davası böyleydi. Bir kişi yalancısın diyemiyordu ki gavur daha O zamanın gavurları da kaliteliymiş yani. Şimdi şimdiki gavurlar doğruya da yalan derler yani şimdi. Onları olmazsa doğru ama inanmıyorum diyordu yani. Doğru ama inanmıyorum diyordu. Şimdi ki Doğruyu da demez, senin de yalan olduğunu ispat için 40 tane yalan söyler yani. Ya kardeşim doğru ol. İnanmıyorsan inanma yani. Ona ne dediniz? Sihir yapıyor dediniz. La hayır dedi. Vallahi ma ve bisahi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asla büyücü değildir. Çünkü dedi efendim yani onun için şey de diyor ki Nadr ibn Haris'in bu sözü birkaç sözü daha var. Son derece insaflı bir sözdür. Yani insaflı bir düşman, insaflı bir gavur. Ebu Cehil bu İbn İsak ve Beyhakîn'in rivayetlerinde İbn Abbas'tan radıyallahu teala anhumadan geliyor. Nadir şimdi bunun durup dururken niye dedi? Şimdi siz de onu merak ediyorsunuz. Değil mi? Nadir gavuru bu lafları için durup dururken niye nutuk attı yani şimdi? Bunun sebebi siyerde zikredildiği üzere. şifa Şerif tabii herkesi hoca zannettiği için Kazı Yaz Hazretleri kısa kısa konuşuyor. Ama tabii mevzuları anlatmayınca da metinde geçen şey anlaşılmıyor. Şersiz. Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başını taşla ezmek istedi bir kere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Secdedeyken kafasına bir işkembeler koydurdu falan ayrı mübarek sırtına da başını da taşla ezmek istedi bir keresinde. O arada Cebrail Aleyhisselam Ebu Cehil'e göründü. Ne suretinde? Çok sert böyle insanı parçalamak üzere kitlenmiş bir deve suretinde. Fehal ne hocam? Bir birkaç şey var bu rivayette. Şimdi Melekler istedikleri şekilde görünme muktedirdirler. Allah Teala meleklere ne vermiş? İstedikleri surete giriyorlar. Cebrail Aleyhisselam asıl sureti 600 kanadıyla doğuyu batıyı kapatan iki kanadı, doğuyu batıyı geçen bir gücü var. Ama bazen de bir güvercin şekline bile ne yapabilir? Girebilir. İşte Dihyetül Kelbi insan şeklinde de efendimize sahabeye geliyordu. İnsan olarak geldi. Bir, aynı böyle cemaattan biri gibi geldi, oturdu değil mi? Bu de her yerde hadis var. Cibril Ebu Cehil'in karşısına çıkınca böyle ona saldıracak şekilde Ebu Cehil kaçtı. Ve taş elinde kurudu o ezmek istediği taş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına atacağı taş. Elinde kurudu. Bu tabi ilerideki rivayetlerde daha gelecek bu yaşanan hadise. Şimdi Nadir bin Haris bu olayı duydu. Ebu Cehil böyle bir şey yapacaktı, başına böyle bir şey geldi. Onun üzerine dedi ki, Ya maşara Kureş diye bir konuşmaya başladı. Ey Kureş topluluğu, başınıza öyle bir iş geldi ki, daha bundan kurtulamazsınız, çareniz yok dedi. Yani putlar gidici demek istedi yani. Ne demek istedi? Putların devleti yıkılacak. Başınıza öyle bir iş geldi ki, artık bir çare üretemezsiniz. Bunun üzerine söyledi. İşte deminden beri konuşulan lafları yaptı. Vallahi büyücü değildir. Neden? Biz dedi büyücü mü görmedik dedi. Efendim? Güçlü ve erkek bir hayvan diye manasında söylüyorum. Ben deve diyebiliyorum yani. Zaten o da genel manada hayvan demiş faalde. Güçlü ve erkek bir deve suretinde ama o saldırdı mı parçalarmış. O develer çok saldırdığı zaman hiç karşısına hiçbir şey tanımaz. Öyle gözüktü ona. Ebu Cehil kaçtı. Bu olaydan sonra işte Nadir ibn Haris bir nutuk attı. Dedi ki daha çaremiz yok, biz bittik. Çünkü neden? Sihir desen sihir değil dedi. Vallahi dedi sahir diyorsunuz ama değil. Çünkü neden? Biz dedi büyücü mü görmedik? Nefasati fil ukat düğümlere üfleyen kadınlar mı Büyünün zirve dönemi yani. Biz dedi onlar nasıl üflüyorlar, nasıl üfürükçülük yapıyorlar, nasıl düğüm atıyorlar. Bunları görmedik mi? Gördük. öyle mi? Değil. Sonra dedi, kahin dediniz. Müneccim işte, falcı, bilmem ne. Vallahi mavi bir kahin dedi. Vallahi biz bu kahin değil. Niye? Biz dedi dünya kadar kahin gördük. Çünkü Mekke döneminde, kahinler dönemi. O kayıptan haber vermeler. O zaman da tabii bazen kahinlerin dediği de çıkıyor. Niye çıkıyor? Daha şeytanlar, cinler gökten kovulmamış. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber gönderilene kadar ta Efendimiz 40 yaşına kadarken peygamberlik gelmedi. Gelmeden evvel yine bu ven كُنَا نَقْعُدُ مِنَا مَقَادَ الْاِسْسَمْعِ diyor cin suresinde oturaklarımız var diyor gökte Oturduk melekler birbirine işte şurada zelzel olacak yarın şöyle olacak meleklere gelen emirler doğrultusunda kendi aralarında konuştuklarını duyardık diyor cinler ayette söylüyor ama şimdi duyamıyoruz gök kapıları kapandı diyor kafamıza ateş kıvılcımı yağıyor Femen yeslemi ilâne yecid lehu şâbâ râsâdâ. İsa Aleyhisselam'ın göndermesine işte dört beş kat semadan kovulmuştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar son bir iki kat. Zaten bunlara bir kat yeter. Birinci kattaki melekleri duysalar. Çünkü emir ne oluyor? Yetenezzelül emru beynehün ne diyor Kur'an? Yedi kat göklerle yerler arasında emirler, fermanlar, hükümler, kaza ve kaderler inip geliyor, dönüp dolaşıyor diyor. Dolayısıyla bir devri daim var. Orada birinci kattakini bile duysak Şimdi ne imkandı yani değil mi biz duysak Amerika şimdi bu kadar uzaya gidiyor Ulan Ben diyorlar ondan sonra uzay şeyini Ya ben uzayda gitsen Uydu kur Bilmem ne yap oradan dünyayı mı gözlüyorsun Keşke biz yapabilsek en güçlü biz olsak ama Cavurlar bu işi yaptığı için ve bizi de mecbur işin içine sonradan giriyoruz. Onların izin verdiği kadar tabii ki şey. Biz teknolojiye karşı değiliz ki. E ben ne diyorum şimdi? Adabazan'a gittim. İfamı ziyaret ettim. Çocuklar diyor, ya hocam diyor, derse gelen bütün hocalar senden bahsediyor. Ya dedim bunlar doçent, profesör, benden niye bahsediyor? Ben ümmini birisiyim, bir şey bilmiyorum. O geliyormuş bu cübbeli şeye karşı, o geliyormuş buna karşı. Ya bu kadar yani öğretmenleri de meşgul ediyorsak, neyse reklamın kötüsü olmaz, o çocuklar da cübbeli gibi derler, belki biri dinler falan. Yine bunların dediği tutmaz, bize dönerler inşallah. Yani bütün hocalar diyor senden bahsediyor. O talebe öyle söylüyor, bu talebe öyle söylüyor. Diyor, niye benden bahsediyor? Sen uzaya düşmansın falan. Ya ben uzay şeyine düşman değilim. Ben manyaklığa düşmanım, salaklığa düşmanım. Kardeşim sen dersen ki dünya koparsa, efendim kıyamet koparsa, dünyaya bir gök taşı çatarsa, dünya patlarsa, çatlarsa, biz Mars'ta da falan yer hazırlayalım. Buradan oraya gider kurtuluruz. Sen Müslümansan, ben de sana ayet okuyorum. Bize sem şükurat ve de nucumun güneş dürüldüğü zaman yıldızlar döküldüğü zaman. E şimdi dünya bir alem. E bu kadar yıldızlar gezegenler 18 bin alem var. E bunların hepsi dökülecek diyor. İde semaan fatarat ve idel kevakibun tezarat. Gök yarıldığı zaman yıldızlar saçıldığı zaman diyor. E ben bu ayetlere inanan bir Müslüman olarak sana da diyorum ki dünya kıyamet koptuğu zaman Mars'ta da hayat olmayacak bütün bulut ve me teşekkür kuşlama bilgamam gökten beyaz bulutlan yedinci kat patlayacak o altıncı üstüne düşecek bütün sema tabakatı birbirini patlatacak diyor Kur'an. E sen şimdi bu zamanda Mars mı kaldı yani? Mars daha şurada. Ay şurada. Biz yedinci kat semadan beri patlaya çatlaya geliyor diyoruz. Kur'an söylüyor yani. Ben gavuru anlarım da Müslümanlar benim bu lafıma nasıl itiraz eder? Ben teknolojiye karşı diyeyim ki uzaya git, Mars'a git, oraya git. Orada bir inceleme yap, şunu yap, bunu yap. evde kur. istersen turizm yap. 20 milyon dolara, 10 milyon dolara götürmeye başlayacaklar şimdi yakında. 1 milyon dolara kadar. Ucuzlarsa ben de gideceğim yani. Düşünüyorum. Ucuzlarsa tabii. Ben 1 milyon dolar nerede bulacağım? Manyak mıyım şimdi? Gideceğim ucu. Ot yok, ocak yok. Efendim taşlara bakacağım, geleceğim. Üzerinde de duramayacağım. Abi öyle havalarda. <laughs> Deli miyim yani de neyse. Belki biri beni hediye götürürse giderim. Bedavaya gelirse beleşe müsaitim yani. Ya kardeşim sen şimdi ben sana uzaya gitmemi mi diyorum? İnceleme mi diyorum? Oranın taşını toprağını inceleme mi diyorum? Ondan sonra ben oluyorum mağaradan çıkma gerici yobaz oluyorum. Ben sana diyorum ki sen Müslümansan diye konuşuyorum. Gavura konuşmuyorum. Müslümansan bu ayetlere göre dünya kıyameti kopunca bütün gezegenlerin de kıyameti kopacak. Bu sistemin tümü bozulacak. Ahiret sistemi açılacak. Zaten ahiret şu anda var. Cennet cehennem mevcut şu anda. O sisteme geçilecek. Bunun hepsi patladı mı zaten arkasında o çıkacak. Arş çıkacak. Cennetül Mevva çıkacak. Efendim cennetler sema cihetle. Cehennem yedi kat tabakatın altında. Bunlar çıkacak. Ben bunu buna biz Müslüman olarak inandığımıza göre ben de diyorum ki sen eğer kıyamet kopunca dünyada hayat kalmazsa ben Mars'ta işi devam ettiririm hayatımı diyorsan enayisin diyorum. Çünkü bunu yaratan Allah Teala bunu bozacağını söylüyor. Öyle mi? Yoksa ben teknolojiye karşı mıyım? İncelemeye karşı mıyım? Bunu bile anlayacak akılları yok. Benim konuşmamdan ne anlamışlarsa gidip çocuklara ders verirken doçant olmuş, üniversitede öğretmen, ilahiyatta öğretmen olmuş, benim bu dediğimi bile anlayacak melekesi yok. Seviyeyi görüyor musun nereye düştü ya? Bu adam ne verebilir bu talebeye? Ben bunu mu diyorum yani? Belki onlar da anlıyorlar ne demek istediğim. Ama işte benim aleyhime konuşmaya malzeme lazım. Onun için işte yani bu şöyle gelecek, bu böyle gelecek, bu şuna karşı, bu buna karşı. Niye ben karşıyım sen? İyi ki okumadım diyorum. İyi ki okumadım niçin diyorum? Bu mutezile kafalı, ehli sünnet dışı ilahiyatçı hocalardan okumadım diyorum. Yoksa ben ilme karşı mıyım? Bir adam okusa, mühendislikte zirveye çıksa, mimarlıkta, tıpta ilerlese, doktor olsa ben de olabilsem, okuyabilseydim. Ne? herkesin kendine göre bir ihtisas yapmış. Efendim ben buna karşı mıyım? Benim demek istediğim şu, iyi ki bu ilahiyatçıların elinde talebe olmadım. Şimdiki itikadı bozuk biri olurdum diyorum. Allah bizi muhafaza etmiş bu batıl inanç sahiplerinde. Ben onu söylüyorum. Yoksa o okumayın, öğrenmeyin, ilim tahsil etmeyin. E, kim doktor olacak? Kim mimar olacak? Kim mühendis olacak? Böyle bir şey denir mi İslam'da yani? Efendi Hazret demiyor muydu ki bu yalanları çıkardıktan sonra ben bu okumalara karşı değilim. İçinde yalanlar var. Yalan, yanlış, Allah'a karşı iftiralar var falan falan. E şimdiki bilmiyorum eğitim sisteminde biraz biraz daha yeni şeyi bilmiyorum yakında mı o evrim teorisini yeni çıkartmışlar diye duydum. Kitaplarda varmış eskiden okullarda. He? Yok yeni bir çıkarttılar dediler. inşallah çıkartmışlardır. Neyse. Yani demek istediğim iyi ki okumadımın manası ben ilim tahsiline karşıyım, okumaya karşıyım değil. İyi ki bu idancı bozuk adamların elinde talebe olmadım. Ben bunu söylüyorum. Yoksa sen ilahiyatta düzgün adamlar koydun, ehli sünnet alimler koydun da ders verdirdin de ben de giderim hala. Öyle bir alim bulsam istifade edeceğim. Onun dersine ben de gideyim. Biz okumaniye karşıyız. Ama yanlış okuturlarsa helak ettiler kendinden de milleti. Bunu söylüyorum. Ha şimdi o zaman cinlerden haber geliyordu. Burada bir tane, iki tane doğruya 99 yalan katıyorlardı. Kahinleri vardı cinler. O kahinlere bildiriyorlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiğini de peygamber olarak gönderildiğini de bu cinler kahinlere bildirdiler. Zaten bayağı bir Delail-i kitaplarında e, kendisine devamlı cinlerin gelip gittiği bazı kahinlerin e, artık bundan sonra şeyimiz kesiliyor. Ne diyorsun o? Frekans kesilecek. Gökten irtibat kalmıyor. Ve yeni peygamber gönderildi falan. Bunları onlar uyandılar. Cinler de bunlara dediler zaten sen artık benden haber bekliyorsun da eskiden bir iki tutturuyordun, 99 yalan uydurup yutturuyordun. Ama şimdi yani hepsi yalan. <laughs> çünkü e, ahir zaman peygamberinden sonra gökten bize müsaade kalmaz. Bunu cinler de bildirdiler kahinlere zaten. Hoca kahinlerin mesleği elden gitti yani falan. Ama hala kahinler var tabii çünkü uydurmak serbest yani. Bir de rast gelirse tamam. Ama diyor ki Nadr ibn Haris, ya biz kahinlerin kafiyeli sözlerini şey gibi ha sanki haşa da teşbih hata yok böyle. Desen ki yani intizamlı kelamlar böyle şiire yakın öyle kelamlar söylüyorlardı ki aklın dururdu bu kahinler o zaman. Ama haberleri de tutuyordu. Bazı haberleri tamamen tutuyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğacağını da haber verdi. Ondan sonra ee, babası Abdullah'ın Abdullah e, Abdülmuttalip kurban etmek meselesi, babasının kurban olacaktı. İşte kaç deveyle bu kurbandan kurtulur? On deve verdi olmadı. Yüz deveye karşı pazarlık. Onu da gittiler bir kahinden. E, Siyer'de geçiyor bizim e, Muciz Hayat kitabında, Mevlid kıssasında geçiyor. Yüz deveyle Efendimiz sallallahu aleyhi babası kurtuldu. Yani şeyi artırdı dedi ki yoksa dedi devamlı başına bela gelecek. Yani o zaman kayıptan haber alma kanalları bir tek o kanal vardı. Orada da isabet payı azdı ama ara sıra da isabet oluyordu. Çünkü neden? Cinler dinliyorlardı, hak haberleri de duyuyorlardı. Onun için diyor biz kahinleri biliyoruz. Kahinlerin tavrını, tarzını biliyoruz. Böyle bir bunu, bunun kahinliğe benzer bir tarafı var mı diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın şairun sonra dediniz ki şairdir. Vallahi şair değil. Bak nadır diyor. Niye şair değil? Ya şiirin ağası, babası zaten Araplarda, Kureş'te. En büyük şairler, Lebitler, Züheyrler, ondan sonra efendim e, İmru İmruil Kaysler, sonraki dönem Ferazdekler, yani şiir bunlarda acayip bir şey. Biz diyor şiirin her sınıfını, şiirin türleri var, çeşitleri var, bilmiyorum. her sınıfını yuttuk. Zaten Mekke'de yarışmalar yapılıyordu. muhallekatı ı sef'a e, kazanan şeyler, şiirler ne yapılıyordu? Kabe'ye asılıyordu. Kur'an gelince ne yaptılar? Hepsini birden indirdiler çünkü rezil oldular. Konuşulan konular o zaman için belki ilginçti ama e, Kur'an gelince, gerçeği getirince, hakikati vahiy gelince Manasız kaldı yani, manasız. O şiirlere bakıyorsun, Kur'an'ın bir ayetinin yanında at çöpe gitsin. Hiçbir fayda vermiyor. Ne dinine, ne dünyana, ne bedenine, ne ruhuna, ne ahiretine. Faydasız. Ancak kendini tatmin etme Boş vakit geçirmek. Mor roman. Ama Kur'an öyle mi sana? Bütün hakikatleri beyan ediyor sana. Güzergahını tayin ediyor. Sen ebedi saadetini temin ediyor. E bunu adam anlıyor. Kavur anlamış bunu. Ondan sonra şiir dediniz. Şey i̇şte Kur'an-ı Kerim'de işte öyle bakıyorsun sonları tutuyor ayetlerin. Tutuyor, tutuyor, tutuyor gidiyor mesela yu'minun, ya'lemun sonları diyorum. İşte yezkurun, yeşkurun misal. O zaman bir de bakıyorsun birden galila diyor. Tutmuyor. Halbuki şiir olsaydı mutlaka ne, yapma, ne yapması lazım şiirin? Sen şimdi bir şi bir şairin sayfalar dolusu şiirini görsen arada bir tanesi nun hecesiyle nuniyeyken ne diyeyim sana raiyeyken ra ile bitenlere raiye denir mesela haiyeyken he ile bitenlere haiye denir öyle giderken bir tanesi de kalila diye elifle biterse ne yaparsın sen o şairi hadi git işine bak palavra imru ilkaçmış neymiş şiiri bozuldu ben öyleyim ben bakarım ve anlarım da biraz çünkü Arapça okurken okuduk mani beyan bedi okuduk şiirin kafiyesine falan bakarım aruz da bilme, bilmesem ben derim ki burada bir eksik var veya bir şey var. Niye derim? Vezin tutmuyor. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim senin failun failuna ve mef'uletun bilmem ne mi yani? He? Musiki mi yani? Onun için bakıyorsun Allah Allah nunla bitiyor gidiyor. Bir de bakıyorsun elifle bitmiş bir hatı son. Çünkü neden? Şiir değil. Anladın? Ve ma'allemnâ şi'ra ve ma'en biz ona şiir öğretmedik. Zaten şiir ona gerekmez ki diyor. Şiire ne acet. İn huve illâ zikrun ve mübin. Zikirdir, vazdır, öğüttür. Aşikare Kur'an. Her şeyle açık. Allah Allah. Li yunzira men kâne hayyen. Hayatta olanları uyarsın için. Kafirler de hayatta gözüküyor ama o kadar ayet okuyorsun. Adam uyanmıyor. Çünkü kalbi ölmüş. Kur'an kimi uyarır? Hayatta olanları. Siz yine hayattasınız. E beni dinleyen bu kadar insan var, herkes hayatta. Ama kiminin imanı artıyor, kiminin inkarı artıyor. Çünkü hayatta olanlar uyarıdan tesirleniyor. Kalpleri ölü olanlar daha beter zındıklıkta, inatçılıkta, kafirlikte, Kur'an'a karşı faaliyette ziyadeleşiyor. Hayatta olanları uyarmak için. Allah kalplerimizi manevi hayat ile diri eylesin. Ya esas hayat kalptedir. Kalbi ölü olanın istersen. Adamın kalbi ölmüş ondan sana sen pil takma uğraşıyorsun yani. Kalp gittikten sonra pil ne fayda eder? Adam ölmüş pil pil çalışıyor hala tık 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 atıyor. Aa pil mi durdu acaba? Bu adam niye ölmüş? Bakıyor ki pil durmamış. Ama <laughs> Allah adam öldürürse pil para etmez yani. Bunun gibi manevi taraf ölünce Adam ne kadar hayatta faaliyette görsen adama hiçbir nasihat kar etmiyor ya. Hiç ahiret var, ölüm var ya biraz etkilen bir mi, tevbe et, bin dur, bir fren yap. Ben Allah'a nasıl hesap vereceğim? Bu kadar haramlar işliyorum falan. Korku diye bir şey yok adamda. Ya bu ne korkusuzluk, bu ne cesaret ya Allah'a karşı ya. Bir kuldan ne kadar korkuyorsun ya? Rabbine gidiyorsun. Yok. Çünkü Kur'an hayatta olanlara uyarır diyor. Yasin Şerif işte bu. Ondan sonra ne dediniz diyor Nadir Gavuru. Sonra da Mecnun dediniz diyor. Mecnun dediniz, deli dediniz. La vallahi ma ve Mecnun. Vallahi deli de değil diyor. Avukat tutsan böyle konuşmaz ya. Adam nasıl doğruları söylüyor? İnsaflı gavur diyor. Şihaf Hazretleri ne diyor? Vallahi Nadir'in bu ifadeleri gayetül insaf diyor. Son derece insaflı ifadeler. Bak. insaflı. Doğruyu konuşuyor ama gavurluğu da bırakmıyor. Diyor ki bu deli değil çünkü böyle kafası karışanın, vesveselinin, evhamlının konuşmalarına benziyor mu bu diyor ya? Dengesi bir giden bir gelen. Bak nasıl bir istikrar var? Delide bu istikrar olur mu? Olmaz diyor. Onun için ne diyor biliyor musun? Ey Ebu Cehil diyor. Ey kureş cemaati, ey kızıl gavurlar demek istiyor yani. Başınızın çaresine bakın. Fe'inne vallahi kad nezele bikum azim. Öyle büyük bir iş geldi ki başınıza çare yok, kurtulamazsınız diyor. Kurtulursunuz, Müslüman olun, kurtulun. Eslim teslim buyurdu. Müslüman ol, kurtul. Ha, Müslüman olmadılar ama kurtulamadılar işte. Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Ebu Ceyle bu Hakem'di. Hikmetin felsefenin, aklın, mantığın babası demek. O kadar muhakemeli bir adamdı. Ama şakavet ve bedbahtlık ve haset ve kıskançlık adamın gözünü kör eder, kulağını sağır eder. Görür görmez, bakar görmez, işitir duymaz. Nasıl bu cenneti kazanamadı Ebu Cehil ya? Biz Ebu Cehil var ya şu profesörlerin çoğunu 40 sene okutur. Ben sana söyleyeyim. O bir tane bir profesör var ya, Kanuni Hazretlerine salak demiş geçen. He? Ateist de he, ateistim de diyormuş herhalde değil mi? He, Fatih Altal iki de on çıkarır. Başka adam kalmadı. He işte neyse adını siz söyleyin ha. Şimdi adam Ebu Cehil'deki kafa var ya, o hikmet kafası, o felsefe kafası, bunları 40 sene okutur da diploma da vermez. <laughs> Sınıfı da geçemezler. Nadir Haris bunlara var ya köşeyi tersine döndürür ama adamlar kurtulamadı. Bunlar nasıl kurtulacak? Akıllan olsaydı hey gidi. Hey. On dedi işte Kadir Musur on ziyaret ettim. Akıllan olsaydı bu hidayet dedi. Benim aklıma mı kalmıştı? Ne akıllılar var bulamadılar bu eli sünneti dedi. Ya bu çok önemli. Hidayet Allah'ın lütfu keremi. Vallahi ödüm kopuyor. Bir anda kalp dönüyor fırıldak gibi dönersin ha. Şu anda inandığına yarın söversin ha. Gider kıbleye Kabe'ye tükürürsün ha. Böyle dinsizlerde gördüm. Böyle dönenlere de rastladım yani. Onun için Allah Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iddeten. Evladım Mahmut derdi Alaeder Efendi Hazretleri. Katdesallahu celle Bizim imanlarımız Allah'ın yedi kudret tasarrufunda. Ne gibidir? Şu ışıkların düğmesi bizim elimizde olduğu gibidir. Çıt bastın yanar, çıt bastın söner. Bir anda burak zifiri karanlık olur, bir anda da bak ne kadar aydınlık olur. İnsan bir anda cumartesine döner. Kalbinde hidayet çıkar, soyutlanır hidayetten. Bir de bakarsın cavurluğu bulur. Edip yükseli görmüyor musun yani? Gitmiş Raşid Halife diye birine peygamber diyor. Adama diyor seni işte şimdi buyur kendini sayıyor bilmem. Sadrettin Hoca'nın rahmetullahi aleyh oğlu. Kültürde zirve. Bilmediği bir şey yok. İlim şu bu. Herif bir takıldı gitti oradan. 19 mucizesi, 19 mucizesi. Mefkuren ne 19 mucizesi? Ne oldu? Kur'an hep 19'a bağlıymış. Lekat Cihaküm ayetleri tutmuyormuş 19 sayısını. Bunlar Kur'an'dan değil diyor. Felaknas da Kur'an'dan değil diyor. Niçin? 19'u tutmadı diyor. Ya bu 19'u kim verdi sana? 19 diye bir şey yok. Aleyhati saati diyor Kur'an. Cehennemde 19 zebani var. Senin gibileri bekliyor. Bana da saydırıyormuş, sövdürüyormuş. Bana çok hakaretleri var. Neyse. Buranın vatandaşı da mı değil? Neyse buraya da gelmiyor. Mahkemeye verdik. Adam diyor ki, nerede bulacağız ki diyor. Neyse. Amerika'da mı dedim. Gelirse belki ifadesini alırlar. Bana da sövüp sayıyormuş. Bakmadım hiç. Bilmiyorum herifin zihniyeti. Adamda akıl küpü gitmiş çok akıllı olduğundan yeni bir peygamber bulmuş Raşid Ali Bey diye bir adam adamı da peygamber dediği adamın dedim dün gece internette bir girin şunun resmini göreyim şu sahtekarın dedim bir baktım Allah Allah desen ki İran şeyi ne onun adı ee, artistlerinden böyle Şii tipli Pers tipli bir şey acayip ne diyorsun sonra işte yönetmen yönetmen tipli bir şey Tipe baksan, şekle baksan. Bunu, bunu mu bulmuş ya? Peygamber diye buluyorsun, bari bir tane idare eder bir tip bul yani, yakışsın bir şeye yani. Yo, onu da bulamamış, gitmiş öyle damdazlak birini bulmuş. Herif diyormuş, bana vahiy geldi, bütün Musa, İsa, bütün peygamberler geldi, vay dedi. Cinler, şeytanlar demek bir gece buna ziyafete gitmişler yani. Herifi de kafayı yedirtmişler, ona da sen peygambersin dedirtmişler. Adam secdeyi de bire indirmiş. Namazın şeklini şöyle çevirmiş, böyle çevirmiş. Ondan sonra ya kardeşim yeni bir din getir, yeni peygamber sen. Ne bizim namazın iki secdeden bire indiriyorsun da peygamberim diyorsun ya. Yeni bir şey getir. Yok. Bu da buna uyuyor. Şimdi akıllan olsa edip yüksel bizim çoğumuzdan akıllı. Ama hidayetten nasibi yok. Babası Allame-i Cihan, kardeşleri öyle kıymetli insanlar, kardeşleri var, ilim ehli. Tam babası zaten onu reddetti, şey etti, mürteti ilan etti adamcağız. Rahmetullahi Aleyh Sadrıdın Hoca Efendi de. Ya şimdi ne yapsın bir baba yani? Bir baba bunu ne yapabilir ya? Yani? Allame olsan ne olur? Ama akıl yol bulmuyor. Bulsa bizden akıllılar bulurdu. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ Allah. Bu lütfu kerem hidayet Allah'tan geliyor. Elhamdülillâh lezi Ali Bizi bu cennete hidayet eden Allah'a hamdolsun diyecekler. Cennete girenler. Ve mâ künnâ el-nehte diye Allah bizi hidayet yaratmasaydı biz de biz doğru yolu bulamaz. Ya Rabb hidayet erdikten sonra, erdirdikten sonra, doğru yolu buldurduktan sonra kalplerimizi kaydırma ya Ve heblenâ emledünkâ rahmet. Ya Rabb karşılıksız, amelimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Bir, bir şey karşılığında isteyecek neyimiz var? Sermayemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Sen karşılıksız bolca bahşedersin. Tarafından rahmetini hibe eyle bize ya. İnneke entel vehhab. Salli ala Ve ala Bütün dünya malın mülkünden, bütün çoluğundan çocuğundan, her şeyinden mahrum olmak bir yana konsa da, şu imanından, hidayetinden mahrum olmak karşıya konsa hangisini tercih ederiz yani? Her şey verilir de bu hidayet verilmez. Bu ehli sünnet itikadı verilmez. Çünkü bu ebedi felaketle sonuçlanır. Sonsuz ahiretin berbat olur. Mesele bu. Dünya gelir gider. Aa, en sevdiğin dakikada ölüyor gitti bir anda bitti de. Konuşabilir misin öldükten sonra? Görüşebilir misin? Ne anlatacak sana yani? Çok sevsen ne olur? Hepsi elden çıkacak. Ama bu çıkarsa yandık. Hakiki yandık yani. Cehennemde yandık yani. Onun için Allah'ı dedi başınıza büyük bir bela geldi ama daha kurtulacağınız yok. Halbuki demiyor ki hadi toptan iman edelim. Geldin eşiğine. Bu kadar doğrusun. Kahin değil, sahir değil, şair değil, mecnun değil. Ne bu o zaman? Dost doğru bir zat Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Kureyş gelin biz iman edelim demesi beklenmez mi? Şimdi iki kere iki dört ederse Sura kübra netice mantık kaidesi getirdin mi buraya burada ne demek lazım gelir? Böyle bir adama iman etmek lazım gelir. Diyebildi mi? Diyemiyor işte. Akıl buraya getiriyor ama hidayeti ancak Allah yaratıyor işte. Yaratmadı mı bulamaz. Niye yaratmıyor? Samimi değil, iyi niyetli değil. Tamam mı? Doğruyu anlama derdinde değil. Önleme derdinde. Nasıl önleriz? Adam bunu nasıl durdururuz diye bu operasyonu yapıyor. Yani şunu demek istiyor. Sahir diyerek geçiştirmeyin. Sen büyücü dersin, o şair der, o deli der, o bunu der ama diyor olayı doğru tespit edelim diyor. Siz böyle diyor laflar atarak bunu karalamaya çalışırsanız bunun taraftarı artıyor, inananları artıyor. Çünkü millet anlamıyor mu diyor bu büyü değil, şiir değil. Yani şunu demek istiyor, siz durumu doğru tespit etmeyip tamam mı? Bu iş nasıl olsa biter geçer zaten dediler şairun ne tarabbasu bi raybel menun Bırakın bir şairdir birkaç sene sonra ölür gider Davası çöker gider ölümünü bekleyelim dedi. O da diyor ki Neyi bekliyorsunuz diyor siz gidiyorsunuz diyor Bu hak diyor O zaman demek istiyor bunun karşısına Gerçekçi olarak çıkılması icap ediyor plan proje lazım En sonunda zaten Darun Nedve'deki son karar neydi? E son karar öldürmek Çünkü durdurulamıyor Durdurulamıyor Son kararları öldürmekti zaten Orada da sürgün yapalım diyene şeytan e, fetva vermedi. Bu görüş yanlış, şu görüş yanlış. Sürgüne yanlış, hapse yanlış. Bunu öldürmeden kurtulamazsın. E, öldüren de Allah Teala öldürmüyor ki. Ona ömür vermiş. Zaferler yazmış, kaderler yazmış. Sallallahu Teala. İşte bu Nadr bin Haris, Kureyş'in şeytanlarındandı. Onun için, e, milleti saptırmak için bu şekilde neler yaptı, neler yaptı. Ama Allah'ın nurunu söndüremediler. Şimdi de söndüremeyecekler inşallah. Bu ehli sünnet nuru Muhammed Mustafa'nın nuru. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ın hidayet nuru. Bunu hiçbir batıl sapık fırka, ilahiyattaki bilmem ne ki, şuradaki hoca, buradaki hacı asla bu nuru söndüremez. Biz hakkın yanında mıyız? Haklıların yanında mıyız? Batılın destekçisi miyiz? Biz imtihandayız. Şu anda imtihanı kazanmak için gayret veriyoruz. Allah'ın dini bana mı muhtaç? Sahabe-i kiram da bana mı muhtaç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifi, sakal-ı şerifi, tevessülü, teberrükü bana mı muhtaç? Binlerce, yüz binlerce, on binlerce Allah'ın ne ametleri var? Ben helak eder yerine binlercesin getiri kurban olduğum. Ama biz burada muhtaçız Allah'ımıza. Dinimize yardıma biz muhtaçız. İntensurullah yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Allah'a yardım nasıl olur? Dinine, kitabına, sünnetine, Kur'an'ına, sahabesine. Bunlar Allah'ın dinine yardım sayılıyor. Biz, Allah Teala öyle buyuruyor. Ben size muhtaç değilim ama bakalım elinizden geleni çıkarın meydana bakalım. Benim için ne yapıyorsunuz? Biz de bunu yapma arıyoruz. Siz de geliyorsunuz, bu hidayetlerin açığa çıkması, ilim meclisleri kurulup da bu ilimlerin zuhur etmesine vesile oluyorsunuz. Allah bizden razı olsun. Amin. Burada kalalım. Çünkü babu bitirmeye kalkarsak sabaha da bitiremeyeceğiz. Bugün de benim çenem açılmış. Allah bana hayırlı olanları konuşmayı nasip etsin. Amin. Yanlış konuşmaktan beni de sizi de muhafaza etsin. Amin. Askerlerimiz, şehitlerimiz var. Dokuz tane şehitimiz var. Ve lakin tabii şeylerde de bayağı... Ya geçen 2222 idi... Dedim işte inşallah 4444'ü de görürüz dedim. Ondan sonra şu anda ne olmuş? 3089 terörist gebertilmiş. Çalık çocuğun eline de silah vermişler. Kimileri de zorla kaçırılmış. Kimileri de Ya Rabbi PKK'nın PYD'nin elinde... Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve mu ala seyyidina Muhammed. Bi hakkı Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. PKK'nın PYD'nin elinde. Ya Rabbi bu savaştan razı olmayıp da zorla eline silah verilip, tehdit edilerek savaştırılanları kurtar Ya Rabbi. Bunların elinden kaçır Ya Rabbi. Anaların babaların çocukları yani. Küçücük 14-15 yaşına vermiş kızın eline vermiş kadının eline. Yani öyle bir zor bir durum ki yani bu en çok Kürtlere zarar verdi bu PKKP'ye de. Müslüman Kürtlere çok büyük zarar verdi. Müslüman Kürtleri kurtar bunların elinden Ya Rabbi en yakın zamanda feraha çıkart onları ya Rabbi. İslam'ı rahat yaşayacak şekilde emniyetle, hürriyetle iade eyle ya Rabbi. Amin. Vatanlarında, yurtlarında rahatlıkla, güvenle, huzurlu içerisinde ibadet yapmalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şehitlerimize gayrık gayrık gay rahmetler eyle. nur eyle, derecelerini âli eyle. İktamla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Boynlarını cehennemden azade eyle. Sevdiklerine de şefaat etmelerini nasip eyle bıraktıkları kederli ailelerine sabrı cemil ecir cezil ve el üstet ile hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Ay. cennette cem olma engellerini izale eyle Ay. dünyada ayırdın cennette cem eyle ya rabbel alemin evet şehitlerimizden tabii şu hedamız çok olmakla beraber haftadan haftaya okuduğumuz için isimler zikrediyoruz Arif Demirel Abdullah Taha Koç Recep Çetin Rıdvan Çevik Burhan Açıkkol Mehmet Dinek Uğur Palancı Mustafa Ozan Gökçe Fuat Demir Şühedamızın ervahı için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammed Abduhu ve Resulü <laughs> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ve usahu ilmullah Allah 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 Hediyelerimizi vasıl eyle kabirlen nur eyle bu nurlarla cennete kadar, mahşer sabahına kadar nurlarla yaşat, nur, kabirlerinde nurlarını bakı eyle söndürme ya Rabbi, nursuz bırakma onları da bizi de ya Rabbel alem ve ya hayrol nasirin ve ya hayrol fatih vefat etmiş hanım Havva, Feranur, Emine, Nesime, Halide, Alime, Ferize, Sadiye, Rukiye, Ayşe, Yıldız, Rahime, Mualla, Nevin, Fatıman'a, Gonca, Sevim, Şeker, Kaptre Hamide, Esma, Gülana. Mevlüt, Muhlis, Yusuf, Halis, Abdullah, Mahmut, İbrahim, Paşa, Zübeyit, Hacı Mustafa, Necati, Rüstem, Şehabettin, Abdülvahap, Mehmet, Rafet, Ali Ahmet, Murat, Yalçın, Nihat, Tarık, Ruşen, Erdoğan, Cevdet, Fahri, Abdurrahman, Şakir, isimleri belki harfler doğru yazılmış, yanlış yazılmış. Allah'ım hallerini biliyorsun, kabirlerini biliyorsun. Ne halde olduklarını, azapta mıdırlar, sevapta mıdırlar biliyorsun. Bunlar meyit ve meyteler, Müslümanların, ölülerin isimleri bize zikrediliyor bir vesileyle şu i̇şte Arkadaşlar yazıyorlar tabi. Bazı kardeşlerimiz gönderiyorlar. Hediyeler gönderilsin diye. Bu kardeşlerimizin hepsini affeyle mağfiret Amin. eyle. Günahlarından azade eyle. Amin. Azabı olan varsa şu saate azaplarını defurafu izale eyle. Amin. Ya Rabbi sen onlara kabir istirahatı nasip eyle. Amin. Bir daha da azaplarını iade etme. Ya Rabbel Alim. Onlara da bize de. Sen fazl kereminle. Ya Rabbi ahirette afiyetler nasip Amin. eyle. Akıbetlerimizi güzel eyle. Cennete varana kadar ya Rabbi azabından gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefsin adadama ma'ahu ilmullah. Allah Allah Allah. هذه واصله الى روحانيتنا خبر دار اللهم امين سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار، اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسالك جنه وما قرب اليها من قول او عمل، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فجعل رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام على المرسلين فالحمد لك يا رب العالمين لا شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مشاخده وإلى أرواح أمواتنا أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة